Beni Böyle Sev 74. bölüm. www.sebeder.org. Sudanmasından çıkan göz burun alt çizilmiş televizyon altında BSK yapımı Sunar ve veya harfi kırmızı kalp olan Beni Böyle Sev yazdı. Ayşem Ömer'le koşturuyor. Tarık! Tarık! Hocam merhaba. Ömer abi. Nasılsın Ömer abi? Zeyno. Eyvallah. Zeyno'yu gördünüz mü? Zeyno bizim sınıftaki. Hocam Zeyno falan yok yani. Biz bayağıdır burada oturuyoruz. Yani yok Zeyno falan yok. Görmedik. Görmedik. İyi tamam o zaman. Biz kantine bakalım Ömer. Yok hocam yok şey. Kantinde de değil. Biz baktık yani. Hatta binada da değil. Hatta okul sınırlarının içinde değil yani. Yok. Baktınız mı? Niye ki? Afallayıp birbirlerini dürttüler. Şeyden biliyoruz hocam. Ha, hocam biz sizin dersinize kimler geliyor, kimler gelmiyor, bir hani onun araştırmasını yapabilmek için ben hani gelip dersinizden önce herkese bakıyorum. Okulda mı acaba yoksa değil mi falan diye. Değil mi Ahmet? Evet. İlginç. İlginç işte. Ömer zaten Tarık'a gıcık inceden göz süzüyor. Neyse hocam siz niye böyle telaşlı bir şekilde zemin veriyorsunuz? Yok bir şey yok inşallah. Hadi Ömer biz kantine bakalım iyice. Tamam hadi bakalım. Bulalım da şu işin aslını astarını bir öğrenelim. Ne oluyor lan? Var bir şey ama. Hayırdır inşallah. Hayır diyelim hayır olsun ya. Hayırlısı olsun. Tarık Ahmet'e bakıp omzuna vurdu. Aa, lan bu mu? Bu muydu? Bir dakika sen gel gel kaşınıyorsun. Sinan telefonda. Baba o kız benim gururumla oynadı. Benim de bir haysiyetim var. Eğer senin de haysiyetin varsa bu işin peşini bırakmazsın. Ne demek nasıl konuş? Konuşurum baba konuşurum. O kız bana kazık attı diyorum. Benim de bir gururum var. Aile şerefimizi iki paralık etti. Deniz kenarında volta atıyor. İnsanlar benimle alay edecekler. Evleneceği kız İstanbul'a gitti de başkasını buldu diyecekler. Ama peşini bırakmayacağım bu işin. Parkın girişindeki arabanın önünde Tahir oturuyor telefonu aldı. Efendim Cevdet abi. Arıyoruz abi henüz bulamadık. İstanbul Kazan biz kepçe arıyoruz. Evet abi akşama kadar işin aslı astarı çıkar ortaya abi. Hem Zeyno'yu hem o evlendiği serseriyi bulacağım baba. İstanbul'u dar edeceğim o ikisine de. Evet Cevdet abi. Evet abi siz işe, ihaleye şey yapın. Tamam ve yani şimdi bu bizim Zeyno'nun oyunlarından biri olabilir aslında. Yani boşuna gelmenize gerek kalmaz. Biz bulmaya çalışıyoruz abi. Akşama kadar netleşir abi. Ne oyunu ne oyunu ya? Açıp nikah defterinde görmemiş mi kabak gibi fotoğrafları? Tahir'in telefonunu aldı. Cevdet amca sen bir nüfus müdürlüğünden falan bir kontrol ettirsen gerçek mi değil mi bu evlilik bir baksak bir... Cevdet abi gözünü seveyim faturayı bana kesme ya. Bak Sinan şahidim. Biz gözümüzü ayırmadık orada baktık durduk abi ya. Tamam abi. Tamam. Tamam abi ben haber vereceğim. Sinan şoför koltuğunda Tahir de yanına bindi. Sevinç Sabri ile kantine geldi. Masara el sallarken birbirleriyle konuşmaya giriştiler. Su. Bakmadan parayı aldı. Sağ ol. Eyvah. Sevinç. İyi. İyiliği mi? Ya zaten Sevinç sana kıl oluyor bu aralar. Şimdi gelinlik provasından dükkanda işler yoğun diye kaçtım. Şimdi ikimizi beraber görürse mahvoluruz. Ya Allah Allah. O senin problemin benim problemim değil ki. Ben burayı niye iyiliyorum ki? Şşşt. Masar canım nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ne yaptın hayatım? Bakalım? Ben de işleri hallettim. Sonra Sabri ile buluştum. Sabri hani bahsetmiştim ya. Hı, evet. Merhaba Sabri. Merhaba. Sabricim müstakbel eşim Masar. Çok memnun oldum. Masar sinirle sıkıştı. Ben de. Hayatım Reyhan'ı gördün mü? Yok ya nereden göreyim ben Reyhan'ı? Ne oldu ki niye? Sabri ile tanıştıracağım ya hayatım. Reyhan tezgah altında homurdanıyor. Görmedim yani. Ama şimdi tanıştırmanın zamanı mı? Yani sonra tanıştırırsın. Aa, olur mu hayatım hiç öyle şey? Şunun şurasında düğüne ne kadar zaman kaldı ki? Sen, ben, Reyhan, Sabri... Tezgah altında kuduruyor. Hep beraber bir yemeğe çıkmamız lazım değil mi? Düğünler kısmet açar derler, kısmet. Fotoğrafı falan olsaydı bari canım. Ne? Ne fotoğrafı ya? Tanışacağım kızın işte ya. Neydi adı? Reyhan. Heh, Reyhan. Çok güzel isim. Otantik.
Kendi de fena sayılmaz. İdare eder yani. Reyhan sevince gerildikçe gerildi. Mazhar rahat, keyifli. Sabri'cim biz şöyle otursak mı biraz? Olur. Biz oturalım. Hı? Olur. Hadi Sabri gel. Şişt, kalkayım mı? Bacaklarım ayrıldı. Biraz toparlan. Şişt. Bir şey mi dedin hayatım? Onlar galiba kütüphanedeler Fahriye ile. Çünkü Fahriye geldi. İki tane çay aldı, kütüphaneye gideceğim dedi. Herhalde oradadırlar. Yoksa o... Mazhar ayaklarını kaldırdı, yüzüne çarptı. Biz o zaman... Ama bak doğru söylüyor olabilirsin. Çünkü Reyhan'ın bugün sınavları var, sınavları. Biz Sabri ile o zaman kütüphaneye doğru ilerleyelim. Hem de ben Sabri'ye okulumuzu gezdirmiş olurum birazcık. Olur olur, evet evet. Biz gidelim hayatım. Öyleyse bu akşam hep beraber yemekte görüşürüz dostum. Mazhar nezaketen gülümsedi, sallaştılar. Dostum ha? Tipe bak. Zını... Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kayıt herif. Kalkabilemeyim ben artık. Çıkma. Dikdirince kaydı. Mazhar muzur el sallıyor gibi yapıp keyifle döndü. Toparlanıp kalktı. Mazhar koridora doğru bakıp rahat nefes verirken... Reyhan kıvırcık saçı gözünün önüne düşmüş. Sinirle dişlerini sıkıyor. Birbirlerine manalı, gıcık olmuş bakıyorlar. Ben çok kalmayacağım. Restorana döneceğim. Niye? Çünkü Sevil Hanım'ın bir ahbabı vefat etmiş de izin istedi 3 günlük. Ona izin verdim. Ha. Bir de kız da yok şimdi biliyorsun. Ha, yalnız kaldım iyice. Ya. Nail. Ben kılık değiştirip geleyim mi sana yardıma? Ha? Bak böyle şapka da taktım bugün. Böyle peruk peruk bir şeyler de bulurum. Gelirim seninle beraber çalışırım ha? Yok artık canım. Hadi hadi Selim'e de çıtlatırız. Yapma Allah aşkına, olur mu? Ya bu kadar sabrettik. Şimdi bir çuval inciri berbat etmeyelim. Hem o Selim'e falan benim pek güvenim yok. Vallahi o ağzını tutamaz yani. Doğru. Tabii. Doğru, o Selim kesin beceremez. Ama ne bileyim böyle çaresizlikten böyle bir şey aklıma geldi işte. Yok, çok yok. Özledim seninle olmayı. Ben de özledim ama biraz daha sabredelim madem öyle. Parkta el eleler. Esas ben sana şeyi anlatmadım. Ne? Bu Ayşem'in öğrencisi kız. Ömerler'de misafirdi ya, Zeyno. Evet. O kızcağız baba baskısından kurtulmak için okuldan bir arkadaşıyla baldır küldür evlendi. Vallahi onu konuşuyoruz kaç gündür. Ne acayipmiş. Yani dur bak baştan anlatayım. Biz kızla dertleştik de zaten. Öyle mi? Mendiş arabayla yanaşıp ağaç ardında resim çeken fotoğrafçıyı çağırdı. Vay vay vay. Köfteci Nail Usta'ma bak sen. Seni çapkın seni. Çapkınlık da yapanmış kuytu park köşelerinde. Mendiş Bey hoş geldiniz. Ne oldu, ne çektin, göster bak. Vay vay, aferin. Kadının yüzünü bir türlü çekemedim. Ön tarafa geçeyim diye düşündüm ama yakalanırım diye en sona bıraktım. Aferin. Aferin oğlum, senin saksı çalışıyor. Bana bak. En samimi hallerinde fotoğraflarını çek. Tamam mı? Tamam. Elimizde kanıtımız olsun. Daha sonra diğer tarafa geçersin, önden çekersin. Eğer bir aksilik olursa fırla kaç. Merak etmeyin. Öbür resme geç bak. Vay. Vay, vay. Ayşem'in sınıf sınavda. Ömer de öğrenciler arasında. Kağıtlarını eğilmiş, harıl harıl yazıyorlar. Ayşem sıraların arasında gezerken gözüyle Ömer'i izliyor. Yan tarafına geldiği sırada Ömer başını kaldırıp baktı. Ayşem tebessüm ederek geçti. Ömer soruları çözmeye çalışırken Ayşem arkadaki sıradan dolanıp yürüyor. Yanına gelince durdu. Ömer'in kağıdına bakıyor. Ömer çaresiz Ayşem'e baktı. Ayşem üzgün, hafif tebessüm eder gibi olup yine doğru ilerledi. Duvar kenarında arkada oturan kız kağıdı kürsüye bırakıp çıktı. Ömer kalem oynatmadan iç çekerek kağıda bakıyor. Birbirleriyle üzgün üzgün bakıştılar. Ayşem ciddiyetini bozmadan gözünü kapatıp açtı. Hadi kalkalım istersen. Tamam, ben de böyle bir
taksiye atlayayım şuradan. Hadi göreyim seni. Ne yapayım, bırakayım öyle geçerim. Ay yok yok, bırakma Nail. Şimdi gören veren olur. Bak böyle şapka gözlük mözlük de getirdim. Bakalım Eda Hanım bu resimleri görünce ne yapacak? Mosmor olacak, renkten renge girecek. Recai. Rüstem'den bu resimleri tablettirip bana getir, tamam mı? Baş üstüne Menteş Bey. Seni köfteci Nail seni. Yürü. Yürü gidelim. Ulan Nail seni. Yok artık, biz de bu kadar takıntılı olmayalım Eda Allah aşkına. Nail, takıntılı olan ben değilim ki. Menteş. Yani peşimize adam takmış bile olabilir. O yüzden böyle şapkalar falan taktım. Allah Allah. Olmak lazım. Bu adamın başka işi gücü yok mu Allah aşkına? Derdi günü biz miyiz bunun? Yok maalesef yok. Bak Ömerler de biraz huzur buldular. Yani dikkat edelim. Aman böyle kalsın. İyi peki madem. Nail, adam fotoğrafımızı çekiyor. Aa. Aha. Kimsin kardeşim sen? Dur. Niye fotoğrafımızı çekiyorsun? Kimsin sen? Buraya bak. Buraya gel. Bir iki poz daha alıp koşarak parktan çıktı. Kesin Menteş'in adamlarından biridir Nail. Valla dedim ben sana, bir şey olacak dedim işte. Tamam dur canım, dur, bir şey olmaz, sakin ol. Kimsin sen ya? Niye bizim fotoğrafımızı çekiyorsun? Başımıza büyük dert açılacak Nail, bittik. Gözden yiten fotoğrafçının ardından merak ve kaygıyla bakıyorlar. Birbirlerine bakıp yeniden başlarını yola çevirdiler. Su damlasından çıkan göz, burun, ağız çizilmiş televizyon altında VSK yapımı Sunar ve veya Harbi Kırmızı Kalp olan Beni Böyle Sev yazdı. Ali'nin arabası yolda hızla gidiyor. Biraz daha hızlı gidemez miyiz? Hayır, yeterince hızlı gidiyorum zaten, görmüyor musun? Hem bu kadar hızlı kullanmaya alışık değilim. Daha kaç saat gideceğimizi bile bilmiyorum. Ailem bak, yorulduysan ben geçebilirim ha. Yorulmadım. Sadece bu kadar hızlı gitmek biraz gerdi beni. Hem aklım da Zeyno'da. Ben de onu diyorum zaten. Bakın benim aklım ikinizden de daha fazla yerinde, tamam mı? İstiyorsanız ben kullanayım ha. Peki tamam. Biraz kullanırsan iyi olacak. Şöyle uygun bir yerde sağ çek de ben geçeyim direksiyonu. Tamam. Dikiz aynasından Metin'e baktı. Sapa bir yol üzeri. Zeyno. Bak daha yolumuz uzun, ye şu sandviçini. İstemiyorum. Arabanın içine eğildi. Ellerin bağlı diye yemiyorsan bak ben yedireyim sana. Ay, açlıktan ölürüm, daha iyi. Aman iyi öyle o zaman. 74. bölüm. İyilik de yaramıyor ya. Pişman edeceğim Sinan seni. Bu yaptıkların hepsine pişman olacaksın. Ya başımı ağrıttın ya. Sus artık, yeter. Sen sus be. Baş ağrısını göreceksiniz. Eğer beni bırakmazsanız nasıl o zaman göreceksiniz? Tahir abi sen de. Zeyno, bunu sana daha önce de söyledim. Ben sadece emirleri uyguluyorum. Arabaya eğiliyorlar. Esas baban seni doğduğuna pişman edecek Zeyno. Hele bir Antalya'ya dönelim, o zaman göreceksin gününü. Zeyno suskun düşüncelerde. Sinan'la Tarık iştahla dürümlerini yiyorlar. Kapıda Sinanlara bakıp yerinden kıpırdandı. Yolun ilerisinde yan araziye göz gezdirdi. Ön koltuktaki Akif'i aldırmadan bağlı ellerle açtı kapıyı, koşuyor. Sinan, Zeyno kaçıyor! Zeyno kaçıyor! Sen burada! Zeyno, Akif sen bekle! Zeyno. Tahir ileri, Sinan sol tarafa doğru koşmaya başladı. Zeyno konteynerin yanına koştu. Etrafına bakınıp konteynerlerden oluşan şantiye içinde koşmayı sürdürdü. Sinan arka taraftan dolanıyor. Zeyno koşup konteynerin arkasına saklandı. Köşeden arkasını kontrol ediyor. Tahir koşarak gelip etrafına bakındı. Zeyno elleri bağlı bir başka kuytuya yöneldi. Tahir'in bakışları başka bir yönde. Sinan camlardan içeriye bakıp aranırken Zeyno köşeden baka baka Tahir'i kontrol ediyor. Geri geri yavaşça kaçarken Sinan arkasından sarıldı. Yakaladım işte. Nereye kaçıyorsun? Bırak. Dur. Kendine gel. Zeyno kurtulmak için tepinirken Tahir yanlarına geldi. Nereye kaçıyorsun? Tamam susun. Bağışmayın. Susun. Bak sen nereye kaçıyorsun ha? Yürü. Sen de sakin ol. Hadi arabaya. Pislik deme. Yürü. Nedir ya, sizinle mi uğraşacağım ben? Otoyol.
Sol şeritten sağ tarafa yaklaşıp yol kenarında bir süre ilerleyip durdu. Metin arka koltuktan aşağı inerken Aylin kemerini çözdü. Dikkat edin ha. Yola dikkat ederek yer değiştirdiler. Mola vermek isteyeniniz yok değil mi? Ben diyorum ki basalım 3 saatte gidelim ha. Aynen abi, hiç öyle bir şeye ihtiyacımız yok, basalım biz. Benim de öyle bir şeye ihtiyacım yok. Suyum var çantamda, bisküvi de var. E tamam o zaman. Kemerleri bağlıyoruz, gidiyoruz. Metin kemerini bağlayıp yola koyuldu. Of ya, keşke daha önce arasaydınız. Erkenden çıkardık yola. Vallahi bizimle geleceğini hiç düşünmemiştim ben. Yani. Ne yalan söyleyeyim, ben de hiç düşünmemiştim. Senin sağın solun belli olmuyor ya. Olur mu ya? Yani Zeyno'yu böyle bir durumda yalnız bırakır mıyım hiç? Hem üstelik Cevdet amca Zeyno'nun evli olduğunu bile bile kaçırtıyorsa bu iş sakat abi. Bu artık çok fazla oldu. Bir şekilde yetişmemiz lazım. Hadi bas gaza. Kardeşim vallahi bindik bir alamete. Gedeyoz kıyamete ha. Ne yapalım abi? Evimden zorla aldılar götürdüler kızcağızı yani. Oturup bekleyecek miydik bir de? Ya oğlum tamam her şey iyi güzel de. Benim kafam şeye takılıyor bak şimdi biz gideceğiz kızın kapısına dayanacağız. Oraya kadar güzel. De babasına ne diyeceğiz babasına? Nasıl ne diyeceğiz Metin ya? Karımı alıkoyamazsınız diyeceğiz. Bırakın. Başka ne diyeceğiz? Onlar da hemen diyecekler ki ya çok özür dileriz. Biz hatamızı anladık. Al buyur bu da karın. Neyse abi biz nerede olduğunu bulalım. Gerisi kolay. Polislere söyleyeceğiz. Halledecekler. Tolga doğru söylüyor. Zeyno'yu bulacağız. Hem yani hukuk da bizden yana. Hadi hızlan biraz daha. Hızla sol şeride geçtiler. Ya beni oraya götünce ne olacak zannediyorsunuz? Babam kız kulesi inşa edip beni oraya kilitlese bile ben kaçacağım. Bak hala konuşuyor ya. Ya aptal mısın sen? Nasıl seninle evleneceğimi düşünüyorsun ya? Ben zaten evliyim. Kocam var benim. Sinan elini tersini kaldırdı. Dur Sinan ne yapıyorsun? Sinan sakin ol, ağır ol biraz. Sen de sakin ol Zeyno. Eve gidince babana verirsin hesabını. Ya ne hesabı vereceğim ya? Gerçekten evlendim diyorum size. Bakın resmi kayıtlara her şeye. Baktık. Kayıtlara baktık. Oradan anladık zaten her şeyi. Adresini de oradan bulduk ama yemedik. Nasıl yemediniz? Yani bunun bir düzmece evlilik olduğunu anladık. Kendini zeki sanıyorsun ama biz anladık yani yemedik. Kusura bakma Zeyno. Sınıfındaki bütün arkadaşların isim listesini çıkardık. O evlendiğin Hergele var ya onun ismi de var o listede. Ayrıca okulun ilk gününden beri seni adım adım takip ettiğimi de biliyorsun değil mi? Adama artık ne verdiysen para mı teklif ettin ne verdin? Kabul etmiş ama anladık işte kızım biz kaçın kurasıyız, zeki adamlarız işte ya, çözdük olayı. Öyle bir şey yok düzmece falan değil. Kapa çeneni. Zaten baban başlattı boşanma işlemlerini senin adına. Ne boşanması ya ben boşanmak falan istemiyorum ki. Ben seviyorum kocamı. Evli kalmak istiyorum onunla ne boşanması. Ağzını burnunu kırarım Sinan. Dur Sinan dur sakin ol diyorum sana dur ya. Hadi Zeyno bin sen arabaya bin. Sakin ol Sinan. O süt kuzusunu da bulacağım bak görsün bak bulacağım. Tamam. Bak gidip o süt kuzusunu bulurum ve doğduğuna pişman ederim duydun mu? Daha fazla sinirimi bozma. Tamam Sinan bin hadi arabaya bin. Hadi daha yolumuz var Akif sen de hadi. Sinan depresif asabi. Zeyno'nun yanına arka koltuğa oturdu. Atakla titreyen eliyle yüzünü ve gözlerini sildi. Okul bahçesi. Ya ben iki gündür kaç saatimi o kantinde harcıyorum sırf onlara yardım edeyim diye. Fırtınada gemileri batmasın diye dümene geçiyorum. Sonra bana söylediğin lafa bak ya. Ya sen bir sakin ol bir dur ya. Şimdi Sevinç'i görünce panikledim. Şimdi ne oldu ben orayı bir anlamadım. Anlat bir tekrar orayı bir anlat bana ya. Ya işte şöyle oldu. Ben ona gideyim artık dedim. O da bana dedi ki yok Edip siparişini verip gelsin ondan sonra gidersin diye beni oyalayıp durdu. Sonra da Sevinç'i gördüğü zaman sanki ben çok meraklıymışım gibi ama Sevinç seni sakın görmesin hemen eğil buraya dedi bana. Dedi mi? Evet dedi eğil buraya saklan dedi. Yok artık çok acayip ya. Vallahi billahi çok acayip kızım.
Ya acaba şeyden mi oldu bu hani... Sevinç hala aranızda bir şey olduğunu düşünüyor da falan. Bundan dolayı Masar'ın başının etini yiyor olabilir mi? Hı, tabii. Bence kesinlikle böyle bir şey var. Çünkü yanında bir arkadaşıyla gelmiş Sevinç. Reyhan nerede? Reyhan'ı tanıştıracağım diye Masar'a soruyor. Sonra Masar da bir yandan beni aşağıda tekmeliyor. Bir yandan da yok hayır hayır görmedim diyor. Ya bir de seni suçladı mı ya? Evet suçladı. Yok efendim Sevinç'e benim yüzümden ilk defa yalan söylemişmişmiş. Bana ne söylediysen söyledim beni hiç ilgilendirmiyor bu. O zaman ben gideyim dediğim zaman neden yarım saat daha durmuyorsun demeyeceksin. Sorarlar adama. Sorarlar tabii. Soracağım zaten. O yemeğe gideceğim soracağım ona. Ne? Yemeğe? Yemeğe mi gideceksin? Ya evet gideceğim. Çünkü ben bu zamana kadar rezalet çıkmasın diye hep sustum ama artık yeter. Gerçekten yeter. O yemeğe gideceğim, ikisinin yanına oturacağım, onu huzursuz edeceğim. Görsünler bakalım huzursuz etmek ne demekmiş. Yok sen yapmazsın öyle şey Reho. Yaparım. Yapma be. Yapma be. Bugüne kadar yapmamışsın bugünden sonra. Ne yapacaksın? Yakışmaz ki sana kızım ya. Reyhan kararlı. Yakışmaz. Dudak kenarını ısırarak başını salladı. Geç bakalım, geç bakalım. Masal montunu çıkararak içeri girdi. Ayşem eşyaları ayakkabılığa bırakıyor. Melda mutfaktan uzattı başını. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Erken geldiniz, bir 15 dakika geç bekliyordum ben sizi. Olsun, tamam, tamam. 2 dakika beklesenize, 2 dakika. Tamam, 2 dakika. Bekleyelim de senin... 2 dakika ya, 2 dakikacık. 2 dakika. Senin şirkette olman gerekmiyor mu? Ne işin var senin burada? Ben gittim iş yerine, gittim. Gittim işleri hemencecik toparladım geldim. Hemen 2 dakika. Dur 2 dakika. Ne oluyor? Bilmiyorum, ben de anlamadım ki. Ayşem terlikleri verdi, ayaklarına geçirmeye çalıştılar. Gelebilirsiniz. Zeytinyağlılar salatalarla hazırlanmış şık bir sofra. Masal koşturdu. Sürpriz. Masal iştahla gülümsüyor. Bunlar nedir? Şaşkınlar. Melda gülümsüyor. Yok. Fakülte bahçesi. Yok yok senin kafa bayağı gitmiş. Gitsene kafaya iyiyiz sana. Ben akşamleyin tembihleyeyim de Ayşe'mi seni yalnız bırakmasın bari. O Sevinç'le de konuşayım saçmalamasın. Allah Allah. Bir yemeğe çıkılacaksa ile baş başa çıkılsın. Ne oluyor ya? Ya zaten o beni neden biriyle tanıştırıyor ki? Ben ondan böyle bir şey mi istedim? Başvuruda mı bulundum ona? Madem kendi başına böyle bir şey kalkıştı, ben de o yemeğe gideceğim. Görecek onlar gününü. Yavrum haklısın. Az buz değil. Haklısın. Ama sen yapma ya. Gitme. Yapma. Yapma. Yapma be. Kızım bunlar yarından sonraki gün evleniyor. Anlamıyor musun ya? Bilmiyor musun? Ya biliyorum. Biliyorum ama onlar hala bilmiyor galiba. İkisinin kafası son derece karışık. Nasıl ya? Ya ben onlara ne yaptım ya? Yani hep sustum ama üstüme geliyorlar benim. Yeter artık. Bana da günah değil mi ya? Canım, Reho. Sırtını okşuyor. Tabii ki sana da günah. Sen şimdi onları bırak ya. Onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. Çünkü bu durumun vicdan azabı başka olur. Ne uğraşacaksın o vicdan azabıyla? Aman! Ama Fahriye gerçekten yeter. Gerçekten yeter ya. Sürekli beni suçlayıp duruyorsun ya. Bir Sevinci idare ediyorsun, bir beni idare ediyorsun. Yeter ya. Ha? Ne? Şşt! Kız! Ne diyor ya? Peşinden koşturdu. Melda söylemeyecek misin bu ani sürprizin nedeni nedir? Evet. Biz bir şey mi kaçırdık bugün? Özel bir gün falan mı? Ay yok canım bir şey kaçırdığınız falan yok. Ya ben biliyorum bugün senin sınavın var. Senin de Ayşem. Yani böyle yoruldunuz, gerildiniz. Ben böyle moral olsun diye güzel bir yemek hazırlayayım istedim. Bana moral oldu. Moral oldu. Baksana şuraya ya. Vay be. Tata. Kızarmış tavuğu getirdi. Patatesi tavuk da mı yaptın? Aynen. Ya benim moral şu an tavan yani. Gerçekten. Ayrıca menüde havuçlu bulgur pilavı, zeytinyağlı kabak ve yoğurtlu karışık kızartma var. Hepsi senin favori yemeklerin. Ayşem'in de öyle, üçünüzün de. Hatta dördümüzün de, hepimizin de. Ayrıca öğle yemeğinde mum olmaz demeyin. Onları da yakalım, insana dinlendirir. Ambiyans. Ayşem takdir mi ediyor, yeriyor mu belli değil. Yüzünü eğip işte büzerek bu. Mimikler yapıyor. Kabak nefis gözüküyor vallahi. Eline vurdu. Ne yapıyorsun Ömer? Gerçekten bunu yapamazsın. O eller yıkanmadan olmaz. Değil mi kızım? Eğri yemisi
yıkıyorduk anne. Ayşem de taklit etti. Tamam canım, yani bu sürpriz sonuçta. Sürprizler kaideyi bozmaz, değil mi? Kural uydurma Ömer'cim. Çocuğa kötü örnek olma. Ne yapayım? Tutamadım kendimi. Ne yapayım yani? Şu ne? Yunus balığı mı o? Bir parça attı ağzına. Melda gerçekten yani çok güzel olmuş. Sen bu kadar marifetli miydin ya? İşte yaptığıma göre öyleymiş. Ya çok marifetlisin. Hadi o zaman yıkayın ellerinizi. Gelin oturalım sofraya. Açsınız, bir şey yemediniz bu saate kadar biliyorum. Şaşırtıcı gerçekten. Ay şaşırma, niye şaşırıyorsun? Ömer Karatepe'nin asistanıyım ben. Anlatmadın mı karına ne kadar iyi bir asistan oldu? Biliyor canım, bilmez olur mu? Bilmez miyim, bilmez miyim? Hadi gidin yıkayın ellerinizi, şöyle dördümüz ailecek bir yemek yiyelim. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Yarış. Önce kim ellerini yıkayacak? Ben. Dört kişi ailece. Ben de ellerimi yıkayayım. Hadi. Pek hoşlanmadan kuruntulu gitti. Güzel oldu, güzel. Afiyet olsun. Melda eli belinde masaya beğentiyle bakıyor. Aynen öyle Fahriye. Sen de artık kararını ver, tarafını tut. Çünkü ben artık çok sıkıldım. Ha, bu psikolojide şey oluyor. Ya şey, sana iyi gelecekse eğer, sen şey yap. Saldır bana. Saldır bana kaplan. Saldırırım Fahriye. Çünkü sen hiçbir zaman benim tarafımı tutmadın ya. Reho, ben onun tarafını da tutmadım ki. Ya ben kimsenin tarafını tutmuyorum diye sen beni suçlayamazsın ki ya. Ya sonuçta sen de Sevinç de benim arkadaşımsınız. İkiniz de benim arkadaşım olmasaydınız da ben yine doğru yolu arayacaktım. Adil olmaya çalışacaktım. Stilim bu ya. Adil olma Fahriye ya. Bir kez olsun hata yap. Ne? Bak, Sevin senin arkadaşın olabilir ya da olmayabilir. Bu benim hiç umurumda değil. Ama ben senin arkadaşınım, kardeşinim, kankanım ya. Aksini söyleyen olmadı ki kankacığım. Kankalar adil olmaz. Birbirini tutar. Haksız olsa bile. Reho? Kalbi kırık ağlamakla Fahriye'yi sırtını dönüp giderken duraksadı. Ben senden doğrucu Davut olmanı beklemiyorum Fahriye. Sadece gözü kapalı benim yanımda olduğunu bilmek istiyorum, o kadar. Fahriye çantasının kulbunu iki eliyle tutmuş, Reyhan'ın arkasından bakıyor. Reyhan koşar adım dik merdivenleri çıktı. Fahriye bozulmuş, arada kalmış, üzgün eğdi başını. Zeyno'nun içinde olduğu siyah araba. Hayır abi. Efendim Zeyno. Ayağımda terlik var, ayağım üşüdü ya. Apar topar kaçırıldığım için. Be dur, ben sana kendi ayakkabılarımı, pabuçlarımı ha? Ay ne yapayım ben senin pabuçlarını ya? Be iyi de şimdi burada ben senin için ne yapabilir misin bana için? Ya bana üst baş bir şey alın ya. Hala üstümde kocamın pijamaları var. Ayrıca tuvalete de gireceğim. Hop hop. Yok öyle tuvalet falan. Sonra insanlardan yardım isteyeceksin değil mi? Bu aklıma gelmemişti ama iyi oldu fikir verdiğin. Sinan bileniyor. Birazdan bir dinlenme tesisinde falan dururuz. Alırız bir şeyler. Sen de çıkartırsın şu gerzeğin pijamalarını. Ama öyle dışarı çıkmak falan yok. Burada değiştirirsin. Ya nasıl değiştireyim burada ya? Tuvalete de gireceğim diyorum. Allah Allah ya. Geçtikleri otoyol sakin. Aylin telefon kulağında tedirgin. Yok, açmıyor Cevdet amca telefonu. Bıktı tabii ısrarımdan. Ya oraya gittiğimizde de açmazsa telefonu, ne yapacağız? Sen evini bilmiyor musun? Biliyorsun. O zaman doğruca oraya gideceğiz. Olmaz. Sizi görürse daha da sinirlenir. Görmez o zaman. Sen gidersin tek başına. İki dakika ısrar edersin kapıda Zeyno'yu göreceğim diye yani. Tabii evdelerse. Yani Antalya'ya gittilerse. Nasıl ya, sen öyle demiştin ama. Evet öyle. Yani... Yani o kesinlikle oraya götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Yani mecburen, babası orada çünkü. Hem başka bir şey cesaret edemez Sinan. Ya bak Aylin, bak başka bir yere götürmüşlerse de senin mutlaka nereye götürdüklerini öğrenmen lazım, tamam mı? Evet, kesinlikle öğrenmen gerekiyor. Yerini öğrendiğimiz an alacağız polisi yanımıza, kurtaracağız Zeyno'yu. Aynen öyle. Tamam. Mutlaka öğreneceğim yerini. Neye mal olursa olsun kurtaracağız Zeyno'yu. Tolga başını geriye yasladı.
benzin istasyonu. Akif arabayla ana yoldan dönüp istasyona girerek marketin önüne yanaştı. Tahir inip markete girdi. Diğerleri arabada bekliyor. Zeyno Sinan'a tavırlı, yüzüne bakmıyor. Sen kendini çok akıllı sanıyorsun ama yanılıyorsun. Benimle baş edemezsin kızım sen. O yüzden fazla direnme. İğrençsin. Şimdi öyle düşünüyorsun ama ileride çok pişman olacaksın. Ya sen ne zannediyorsun? Ben hiçbir zaman seninle olmayacağım. Sok bunu aklına. Sinan gerildi, bakışları sağlıksız, bunaltılı. Zeyno başını çevirdi. Kaç saatimiz kaldı? Onlar varmışlar mıdır acaba? Yani 12 saatten hesap edecek olursak onlar akşama doğru orada olurlar. Biz de gece yarısı gibi orada oluruz. Tabii hiç mola vermezsek. Yani sonuçta onlar da mola vermeyecekler değil mi? Kız kaçırıyorlar en nihayetinde. Haklısın. Neyse boş verin şimdi, biz yolumuza bakalım. Şu arayı kapatmaya çalışın. Ben nasıl böyle bir salaklık yaptım ya? Ben o kapıyı nasıl açtım ya? Kendini suçlama. Nereden bilecektim ki? Zeyno ne haldedir acaba? Korkmuştur baya. Yüzleri asık, her biri ayrı bir endişe içinde. Nerede kaldı bu ya? Tahir elinde büyük bir karton çantayla marketten çıktı. Al. Giy bunları. Burada mı giyineceğim? Evet. Camlar filtreli, etrafta da kimse yok. Hadi. Ellerimi çöz o zaman, ellerim bağlı. Bir gözü Zeyno'da, uzanıp bileğindeki ipi çözdü. Sen de aptal aptal oturma. İn aşağı. Akif önden, kendisi Zeyno'nun yanından indi. Kapıları da kilitle. Çocuk geldi. Sinan dolanıp arabanın önüne geçerek oturdu. Hep birlikte beklemeye koyuldular. Ben de sizin elinizden kaçmazsam bana da Zeyno demesinler. Hepinize göstereceğim gününüzü. Çantadan çıkardığı kıyafetlere bakıyor. Zevksiz bulup hayıflandı. Sinan emin olamayıp sıklıkla dönüp arkasını kontrol ediyor. Yemeğe başlamışlar. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ayşem'cim sen hiçbir şey yemedin. Beğenmedin mi yoksa? Yok canım. Gördüğün gibi Elif'in tavuklarını çintiyorum rahat yesin diye. Sonra ben de yiyeceğim. Açım açken güzel olur. Eline sağlık. Hı, anladım. Afiyet olsun. Ha Ömerciğim, bu arada salı günü Sercan Mimarlık ve Kirazlı İnşaat'la toplantımız var. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama neyse, sonra konuşuruz biz, şimdi yemekte konuşmayalım bir şey. Ben dinliyorum, sen anlat. Ya ben bu kadar çabuk beklemiyordum. Salı günü mü dedin? Salı günü. Ertesi gün sınavın yok filan. Hani herhangi bir şey yapmana gerek yok. Salı boş günün. O yüzden salıya koydum. Gideriz. Gideriz tabii. Nihayet ya. Sonunda randevu verdiler. Söke söke aldık diyelim. Biliyorsun primlere ihtiyacım var. Yoksa sonsuza dek bu evde sizinle yaşayabilirim. Ayşem masala doğru tuttuğu çatalla kala kaldı. Ama ben sana söyledim. En başından söyledim. Maaşın az olacak dedim. Primlere asılmaya devam. Biliyorum, biliyorum. Hadi ye yemeğini, soğutma. Şaka yapıyorum ben. Ayşem'in huzursuzluğu Melda'yı keyiflendiriyor. Yandan yandan bakıyor. Ofisteler. Kesin menteş tuttu odamı. Değil mi? Çok haklısın. Tabii ki o. Yani ben anlamadım ki, hafife mi aldık bu adamı ya? Resmen takip ettirmiş bizi. Öyle görünüyor. Yani inanmış gözüküyordu bu boşanma mevzusuna. Ben anlamadım ki. Daha önce de kaç kere buluştuk. Bir takipte bir şey de yoktu. Yani tam anlayamıyorum. Bir şey mi oldu da bir şey oldu? Daha önce takip edilmedik değil mi? Eminim ben. Yok canım, sen nereden emin oluyorsun bundan Allah aşkına Eda? Ya adam kendisi takip etmiyor ki. Bir takım işin ehli profesyonelleri bulmuş. Onlara yaptırtıyor. Ya yine de bir acayipti Nail. Adam böyle çekinmedi. Pat diye karşımıza atlayıp çekti fotoğrafı. Yani kabak gibi yakalandı bize. Yani bir tuhaflık var, bilmiyorum. Bu herhalde kendi adamına da güvenmiyor Menteş. O ne demek?
Yani şunu demek istiyorum. Demek ki adamın getirdiği bilgilere de güvenmiyor. Yani şuradaydılar efendim, buradaydılar efendim değil de böyle belge görmek istiyor, fotoğraf. Fotoğraf. Evet. Ay ne bileyim ya. Tam hallettik diye düşünüyordum. Selim kahve fincanlarıyla geldi. Sağ ol Selim. Sağ ol, eline sağlık. Rica ederim Eda ablacığım. Nail'e ters ters bakarak kahvesini verdi. Eda abla, seni burada görmek çok güzel. Sağ ol. Ben de iyi ki buradayım, özlemişim, sağ ol. Afiyet olsun Eda ablacığım. Tavırlı bakarak gitti. Aa, ne oluyor buna be? Sana tavır falan mı yapıyor, bir şey mi oldu? Ne bileyim ben, anlamıyorum. Birkaç zamandır bu böyle. Aa. Üstünde bir haller var. Bilmeden kalbini mi kırdım, ne yaptım çocuğun? Allah! Ne acayip bir gün bugün ya. Herkes bir acayip. Her şey. Bir de şapka taktım, o kadar güzelim. Karşılıklı gülüşüp kahvelerini içtiler. Ben şu kabaktan biraz daha alsam ayıp olur mu hanımlar? Aa! Ne demek ayıp ya? Sen seviyorsun diye yaptım ben bunları. Ver bakayım tabağını. Al bakalım. Dur biraz daha vereceğim, dur. Oh, 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 oh. Afiyet olsun. Sağ ol. Aa! Nasıl? Pilavın bitmiş güzelim. Hemen pilav vereyim sana ben. Ben veririm. Otur otur, çok enerjiksin zaten. Azıcık dinlen canım. Aa, şirket hafta açayım mı ben? Çok iyi olur vallahi ya. Ayşem ters bakışlarla masalın tabağını dolduruyor. Ömer Karatepe'nin asistanım Elda ben. Buyurun. Efendim? Akasyalar Holding mi? Teklifimizi mi değerlendirdiniz? Ömer yerinden fırladı. Ciddi misiniz? Ay tabii ki ciddisiniz. Kusura bakmayın. Pardon, biz bu kadar erken dönüş beklemiyorduk. Aa, tabii. Tabii Ömer Bey muhakkak size öncelik verecektir. Çarşamba? Ömer uygun diye işaret etti. Çarşamba bizim için mükemmel çarşamba. Tamam. Çarşamba günü görüşmek üzere. İyi günler, iyi günler. Akasyalar Holding teklifimizi değerlendirmiş, bizi toplantıya çağırıyorlar. Akasyalar Holding. Evet, tebrik ederim. Ayşem anlamaya çalışıyor. Melda Ömer'e sarıldı. Harika bir haber. Harika mı? Büyük mü? Büyük mü? Şu Holding şirket bu kadar hani sarılıp sevindiğinize göre. Ayşem, bak bu iş olsun. 3 sene hiç bir sıkıntımız yok. 3 sene. Ha sen ne diyorsun? Ayşem de heyecanlanıp Ömer'e atıldı. Melda kıskanıyor. Melda, sen de bu işten aldığın primle kendine küçük bir daire alabilirsin. Daire. Yok artık canım. Yok, olmaz öyle bir şey. Emlak piyasasından haberiniz yok galiba. Biliyorum, olur. Niye olmasın? Tabii. Yani herkesin evi mi var? İlk etapta ev mi alabiliyor ki herkes canım? Kira var. Zamanla ev alıyorlar. Kirada oturursun, güzel evini döşersin, kendine ait bir hayatın olur. Ne güzel, ben dua edeceğim, vallahi dua edeceğim. Ömer ne olur olsun, dua edeceğim, ne olur olsun. Ayşem, bu iş olsun. Dile benden ne dilersen. Melda bozuldu, Ömer'e bakıyor. Ayşem sevecen başını yana yatırdı, gülümsüyor. Oh be, keyfim yerine geldi ya. Kurtulduk. Benim de. Benim de kurtulduk, vallahi kurtulacağım. Çok mutluyum yani. Benim de. Ayşem masalı öptü. Melda keyfi kaçmış gibi durgunlaştı. Ben bakarım. Ayşem hareketlenip kalktı. Ömer'in arkasından geçip kapıya yürüdü. Kim ama? Benim Reyhan. Hoş geldin Reyhan. Hoş bulduk. Yemek yiyoruz, Melda yemekler yapmış. İstemiyorum, sağ ol. Suratı 5 karış asık. Direkt merdivenlere döndü. Ayşem merakla arkasından bakarak kapattı kapıyı. Allah Allah. Kantin, Mazhar, Edip'le çalışıyor. İki tostum vardı. Bu da 2 çay. 2 çay, 2 tost. Kasa hareketli. Çayları sıradakilere verdi. Haluk elleri ceplerinde fakülteye girdi. Eli havada selam vererek kantine yöneldi. Hay millet! Ne geldim? Geçtim, hallettim. Bütün işleri bitirdim, geldim. Nedir vaziyet? Her şey yolunda, değil mi? Neredesin abi sen? Ya gittin mi, dönmek bilmiyorsun abi. Nasıl ya? Ya benim
Ne olduğunu belli mi Sarıcan? Ben gitmişken bizim sıkışmış işleri halledeyim diye gittiydim de. Ne oldu? Ben yokken idareyle bir sorun mu oldu? Bir sıkışıklık falan, yoğunluk mu oldu? Nedir? Ne oldu Sarıcan? Bitti mi abi işlerin? Ben gidip kendi işlerimi halledebilir miyim? Aval bakışlarla baş sallayıp eliyle yol gösterdi. Basların siniri üzerinde kasanın arkasından çıkıp yüzlerine bakmadan önlerinden geçip gitti. Hayda. Haluk'un eli havada kaldı. Bunda böyle bir asabiyat sıkışması olmuş ama. He mi? Böyle bir gaz sıkışması var bunda. Dur bakalım. Haluk montunu çıkarıp Edip'in yanına geçti. Söyle bakalım Edipcan. Bu Mısırcan birader niye bu kadar gergin, niye bu kadar kızgın böyle? Vallahi abi ben de hiçbir şey anlamadım ki abi. Her şey yolundaydı. Gayet de güzel götürdük abi burayı. Yani hiç anlamadım abi neden sinirli. Bu anlattıklarım buraya kadar normal. Sonra ne oldu? Devam et. Abi sonrası yani her şey yolundaydı abi. Reyhan abla geldi hatta yardım etti. Yani her şey çok güzeldi abi. Niye abi sinirlendim Asar abi hiç anlamadım ya. Ben anladım. Bir olay zaten hani tahmin etmiştim de şimdi anladım olay ipe gergin bir olay. Abi anladıysan bana da anlatsana ya. Bana mı kızdım Asar abi? Niye sinirlendi hiç anlamadım ya. Yok senin alakası yok. Yok. Sen rahat ol, sen gevşesin. Seninle hiç alakası yok. Aksine bu durum böyle işte yaşanan o duygusal magmavari tabakanın kendince böyle bir yol bulmak suretiyle dış yüzeyle buluşup patlama mevzuatı. Yani anladın ben anladım. Neyse ben sana anlatayım sonra onu ben anladım. Olay gergin olay. Benimle ilgili değil yani değil mi abi o? Yok diye kaşlarını kaldırdı. Sinanlar sıra sıra benzinliklerin olduğu yolda bir başka benzin istasyonuna girdiler. O kalabalık tesiste tuvalete gireceğini düşündüysen aklından şüphe edelim seni. Burası iyi. Pompa ve depoları kaldırılmış, kapanmış eski bir istasyon. Hadi bakalım. Seyno arabada bekliyor. Akif kapısını açıp aşağı indi. Önce bir kapıyı bacayı bir kontrol edelim de öyle. Tahir'e işaret etti. Karşısına durdukları tuvaletleri kontrol ediyor. Ya sen nasıl bir insansın ya? Aklım almıyor. Ne demek nasıl bir insanım? Ya senden bu kadar nefret eden biriyle niye evlenmek istiyorsun? Gurursuz musun? Sen merak etme. Zamanla seversin. Hem ne demişler? Aşk nefretten doğar. Zeyno iğreltili başını çevirdi. Tahir tuvaletten çıkıp yaklaştı. Tuvalette cam falan yok Sinan. Zeyno'nun kolundan tutup arabanın arkasından dolandırarak götürdü. İster misiniz bisküvi? Ha yok sağ ol. Yok sağ olasın. Peki siz bilirsiniz. Tolga hafif yana dönüp baktı. Aylin sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Zeyno'nun babası nasıl bir insan? Yani gaddar kindar biri mi yoksa böyle nasıl diyeyim eski kafalı hani tatlı bir adam mı yani biraz bahsedebilir misin? Kayınpederini mi soruyorsun bana? Yani evet bir nevi kayınpederim oluyor kendisi. Vallahi ne bileyim değişik biridir Cevdet amca. O da tıpkı benim babam gibi işkolik ama hiç değilse Zeyno'nun üzerine titrer. Benimki gibi ilgisiz değildir. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Yani başka bir özelliği yok mu bu adamın? Yani vardır mutlaka ama ben kendi babamı bile anlatamam ki sana. Bu işkolik babalar böyle maalesef. Bir hayaleti bile daha iyi tanıyabilir insan. Ama bir işkolik babayı bazen hiç olması daha iyidir dersin. En azından yok olduğunu bilirsin. Varken yok olması. Ama neyse boş ver. En iyisi sorma. Zeyno'ya sorarsın. Ha bir şey daha geldi aklıma. Nedir? Babam bir keresinde Cevdet amca için eskiden çok esprili bir adammış derdi. Yani bu bildiğin stand-upçı gibi herkesi güldürürmüş. Ama tabii kardeşin ölümünden sonra asık suratlarının teki olmuş. Vah vah ya. Nasıl ölmüş ki kardeşim?
Şey miymiş, böyle kötü bir hastalığı falan mı varmış? Hayır, öyle bir şey değil. Bir cinayete kurban gitmiş. İş anlaşmazlığı yüzünden. Ama çok çok eski bir hikaye. Artık pek bahs geçmez. Başka da bir şey bilmiyorum zaten. Metin de Tolga da gerildi. Keyifleri kaçmış bakışlarını yola çevirdiler. Isparta il sınırı yazan tabelayı geçtiler. Yol çift şeritli. Sinan ve Tahir arabalarının dışında bekliyorlar. Zeyno çıkınca Sinan kolundan tuttu. Yürü bakalım. Ya bıraksana kolumu. He, bırakayım da sonra kaç. Tahir dönüp Zeyno'ya baktı. Sinan etrafa göz gezdirip arabaya bindi. Ya ne yapıyorsun? Elimi mi bağlayacaksın? Bağlayacağım tabii. Ya Tahir abi bir şey söylesene şuna. Ya zaten yanımda oturuyor. Kusura bakma Zeyno. Şimdi bak, boş bulunuruz. Bir şey olur. Bu arabanın kapısının kilitleri açık kalır. Kendini atarsın aşağıya. Bak, senin güvendiğin için bu ipler, tamam mı? Şimdi bırak Sinan bağlasın o ipleri. Kötü olmayalım. Hani ikinizden de nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum sizden. Zeyno, ben de çok mutlu değilim bu durumdan, tamam mı? Ben de üzülüyorum. Senin inadın yüzünden iş bu raddeye geldi. Arabayı geri geri götürüp döndürerek yola çıktılar. Dalda rengarenk kuşların olduğu tablo. Reyhan asık yüzle üzgün önünde oturuyor. Ağlamaklı, dudaklarını büzmüş, gözleri kıpırtılı. Ayşem yanında Reyhan, bekliyor. Bak, az çok tahmin edebiliyorum neler olduğunu ama bana hiçbir şey söylemiyorsun, konuşamıyoruz. Niye üzülüyorsun yani? Sen bana söylemedikçe ben de üzülüyorum. Nedir? Yani sorun ne? Sınavların mı, okul mu, ne? Uf, keşke öyle olsa. Kisik kisik iç çekiyor. Masar mı? Üzgün döndürdü bakışlarını. Ayşem, senin zaten bir sürü derdin var. Bir de benimle uğraşma yani. Bana anlattırma şimdi lütfen. Anlattırma ne demek? Sen bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın? İçine mi atacaksın? İçinde mi büyüyecek bütün bunlar? Ne olacak? Bana anlatacaksın Reyhan. Bana anlatmadan da buradan çıkmayacaksın artık. Ben öğreneceğim ne olduğunu. Ayşemlerin yatak odasındalar. Çok çok iyi çalışmamız lazım. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Kaçırmayız, merak etme. Biz seninle harika takım olduk. Ben bakarım. Melda bozuk neşesini kaybetmiş. Tepeden bakışlarla duruyor. Hah, Ömer, ya bulamadım anahtarı da. Tutsana şunu. Çok acayip bir şey oldu ya. Anlatacağım şimdi sana. Dolaba montunu astı. Of. Ne oldu? Kim var orada? Ayşemler mi var? Yok, Ayşem yukarıda Reyhan'la konuşuyor. Melda var. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yani galiba kötü bir şey işte. Sen de fikrini söylersin. Bir konuşalım da. Of. Melda'nın bir kulağı Eda'da. Gel biz içeride şurada baş başa konuşalım. Gel. Of Allah'ım. Ne oluyor ya? Ya dur, anlatacağım. Dur. Koltuğa geçtiler. Bugün biz Nail'le buluştuk. Ya işte böyle bir yarım saat birbirimizi görelim diye. Bir parka gittik. Tam kalktık, böyle yürüyerek çıkıyoruz. Bir adam atladı önümüze, fotoğraflarımızı çekti. Aa, nasıl ya? İşte öyle. Üstelik öyle fütursuzca, çekinmeden böyle yolun ortasına atladı, şak 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 çekti. Koşarak da kaçtı gitti sonra. Kimmiş peki o? Yani hiçbir fikrim yok. Ama olsa olsa Menteş'le alakalı biridir. Başka ne olabilir? Ömer, bu bizim boşanma oyunu galiba gitti bitti yani. Hiçbir işe yaramadı. Allah Allah. Melda şaşkınlıklar içinde dikkatle dinliyor. Korkum. Şimdi bu Menteş kendine oyun oynandığını anlayınca, ki fotoğraflara bakınca anlayacak, çıldıracak. Yani iyice öfkelenecek. Böyle kızgın bir boğa gibi meydanlara çıkacak. Artık ne yapacağı hiç belli değil. Tabii fotoğrafları çektiren Menteş'se, bilmiyoruz ki. Evet. Ve tabii ki o çekecek. Başka kim çekecek? Biz öyle parkta bir çift bizi niye çeksinler durup dururken? Yani sıradan insanlarız. Tabii ki oydu. Başka kim olacak? Yani şimdi benim dediğim, bu adamın sağı solu belli değil. Şimdi de iyice sinirlenecek. Hepimizin tetikte olması lazım. Yani sizin de çok dikkatli olmamız lazım, anladın mı? Tamam, sen merak etme. Ne enteresan şey bu ya. Ya bu turist falan olmasın, telefonla mı çekti? Yok canım, makinesi. Ya benim Mazhar'a karşı hislerim yok değil, var. Ama ben bunu ona gidip söylemedim ki yani. İstesem söylerdim. Kim bana engel olabilir ki? Kim tutar? Söylersin tabii. Evet, değil mi? Zeyno bana dedi ki hislerini gizleme. Ama ben yine de söylemedim. Çünkü neden?
evlenecek. Allah'ım yarabbim, ne yapabiliriz ki yani? Ne olacak, alışacağım. Zamanla nelere alışmadık ki Ayşem, değil mi? Şey mi? Olsa yani nasıl olacak bilmiyorum ama. İptal ediyorum desem, burada evlenemezsiniz desem yani. Sen benim arkadaşımsın, burada böyle üzülüyorsun. Ben ne yapayım Reyhan? Ya Ayşem, olur mu öyle şey? Mazhar Ömer'in yakın arkadaşı yani. Burada düğününü yapmak onun hakkı. Benim böyle bir şey hakkım yok. Olmaz. Kaş kaldırdı, baş salladı. Dudaklarını ısırıyor. Fahriye evde, mor koltuğun önünde kollarını bağlamış, volta atıyor. Kendi kendine konuşarak düşünüyor. Sevinç eve girdi. Selam. Nasılsın Fahriye? Vallahi ben iyi değilim ha. Keçi iyi değilim yani. Aa, ne oldu ki? Ya biz Reyhan'la en nihayetinde tartıştık. Yani üstüne bir tur da seninle tartışalım, tam olsun. Ay niye canım, ben ne yaptım ki şimdi? Vallahi yapıyorsun. Senin tarafını tutmayınca sen de bana tavır yapıyorsun be arkadaşım. Yaparım tabii Fahriye, yani sen benim canım arkadaşım değil misin? Benim tarafımı tutacaksın tabii. Ya ama Rehu benim canım, kadim dostum ya. Kıdemli yani. Onun tarafını tutmayacağım da ben kimin tarafını tutacağım be arkadaşım? Demek ki ortada taraf tutmanı gerektirecek bir durum söz konusu Fahriye. O kız hala Mazhar'ı seviyor ve ondan sonuna kadar da vazgeçmeyecek. Ne alakası var Semih, ben öyle bir şey mi dedim? Demedim ki ben öyle bir şey. Konu ne o zaman Fahriye? Ya konu şu akşamki yemek meselesi. Sen niye Reyhan'ı üzüyorsun canım böyle? Ya niye üzülüyor ki Fahriyeciğim? Yani ben onu Sabri gibi düzgün bir insanla tanıştırıyorum. Ne var bunda üzülecek? Sevinmesi lazım. Yahu kız diyor ki niye bana güvenmiyor diyor. Niye sürekli beni test ediyor diyor. Hayır akşamki yemeğe gitmesem Sevinç kim bilir ne düşünecek diyor. Gitsem es kazan masana baksam ne olacak diyor. Her açıdan offside durum yani ya. Ha bu muymuş yani mesela? Bu tabii bu. Ya Fahriyeciğim, ben öyle iki bakışmayı yanlış anlayacak bir insan değilim. Neyin ne olduğunu gayet iyi anlarım ben. Hiç merak etme sen. İyi oldu bu yemek işi. Hem de çok iyi oldu. Da ben şimdi duşa gireceğim müsaadenle. Banyoda işin var mı? Yok. Tamam, ben çünkü bu akşam çok güzel olmak istiyorum. Ben o zaman hemen gidip hazırlanayım, tamam? Tamam, tamam. Sıkma canını Fahriyeciğim. Sevinç'in umursamaz rahatlığıyla daha bir daraldı, içi oflayarak oturdu kanepeye. Yani ben Sevinç'i de anlayabiliyorum. Kimse onun yerinde olmak istemez ki, değil mi? İstemez. Yani eski sevgilisi gelmiş evleneceği adamın, yakın arkadaşları falan var. Başsallaştılar. Evet, zor. Ama olmaz yani. Seni yemeğe çağıracaklar, sınayacaklar. Kimse kimseye böyle bir şey yapamaz canım. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Evet, yok değil mi? Yok tabii, yok. Ara gelmiyorum de. Vallahi. Gitmeyeyim mi? Gitme tabii Reyhan, bunu soruyor musun yani? Tamam, Mazhar'a sinirlenmiş olabilirsin yaptığı şeylerden dolayı da. Davranışları yüzünden de kızman yani yemeğe gitmeni gerektirmiyor. Gitme, ben böyle düşünüyorum şahsen. Peki Ayşem, sana bir şey daha soracağım. Tamam mı? Mazhar neden panikledi sence ya? Yani beni neden böyle saklamak istedi? Sevinç Reyhan nerede diye sorunca niye bilmiyorum dedi sence durup dururken yani? Suçluluk psikolojisi. Suçluluk mu? Hı hı. İnsan suçlu olduğu zaman ya da suçlu olduğunu hissettiği zaman böyle şeyler yapar çünkü. Panikler, işte Mazhar'ın yaptığı gibi şeyler. Yani ben böyle düşünüyorum yine. Peki niye suçluluk duyuyor yani? Neyin suçu sence? Reyhan şöyle bir düşündü. Yoksa sevmediği biriyle evlenecek diye mi? Ha? Yani Sevinci sevmiyor, başkasını seviyor. O yüzden de suçluluk duyuyor. Ha? Olabilir mi? Ayşem ne diyeceğini bilemedi. Kızlar. Ay sizi rahatsız ediyorum ama şurada bir hırkan vardı, onu alıp çıkacağım. Bugün soğuk ev biraz ha. Ayşem kaş göz etti. Oradan al. Göz kırpıp gösterdi. Ay pardon ya, siz tam bir şey konuşuyordunuz herhalde. Sonra alırım ben hırkayı canım, ne olacak? Gideyim ben. Eda abla, eğer müsaitsen sana da anlatabilir miyim? Çünkü işin içinden çıkamıyorum ben. Belki akıl verirsin bana ha?
Yani istiyorsan tabii, tabii canım. Tabii anlat bakalım yani, bir elimden bir şey gelirse seve seve. Yani anlat tabii yani. Dur kay bakayım kay. Heh. Ne oldu ki, bende hiçbir şeyden haberim yok. Yan yana yatakta oturuyorlar. Betin arabayı benzinliğe soktu. Ya kusura bakmayın ama gerçekten çok sıkıştım. Koşarak gider gelirim hemen. 5 dakika mola versek olur değil mi Tavuk? Olur olur. Ben de bir yüzümü yıkayayım. Şu çöpleri de atalım. Tolga poşetle indi. Oh. Bacaklarım yaşmış ha. Giderken ben devam ederim. Tamam. Çöpü atacakken duraksadı. Bir dakika, bir dakika Metin. Çöpün yanında karton çanta duruyor. Ne oldu? İçinden eşofmanları çıkardı. Bunlar Zeyno'nun. Yok artık. Bunlar benim dün gece pijama niyetine verdiğim eşofmanlar. Aa, öyleyse... Demek ki onlar da burada mola vermiş. İyi de bunları niye çıkarıp attı? Belki rahat edememiştir bu pijamalarla. Yolda başka bir şeyler almışlardır. Zeyno akıllı kızdır. Eminim kaçmak için bir yol aramıştır. Çantaya göz attılar. Tolga huzursuz düşünüyor. Zeyno Sinanlarla arabada. Polis arabası yol kenarında bekliyor. Bir anda cama atıldı. İmdat! Ya. İmdat, yardım edin. Sıcıyorlar beni. Ne yapıyorsun sen? Be. Gebertirim seni. Dikkat çekti. Başım belaya mı sokacaksın sen benim? Ya senin başın zaten belada. Şikayetçi olacağım sizden. Polis peşinde. Tolga çoktan polise gitmiştir. Tolga! Evet, kocama benim. Ne var? Ya ne kocası? Tapucumun kocası. Ağzını burnunu kırarım bak senin. Sinan, sakin ol. Hepinizi hapse attıracağım. Seni de, Tahir abiyi de, hepinizi. Babanı da mı attıracaksın? Evet, babamı da attıracağım. Eğer o veriyorsa bu emirleri, o da cezasını çeksin. Geliyorlar. Geliyorlar mı? Eyvah. Arayı aç. Akif daha da gaza bastı. Bunlar arayı açmaya çalışıyorlar galiba. Dur bir bakalım. Boş otoyolda sağ şeritten peş peşe gidiyorlar. Polisler hızlanıp yanlarından geçti. İmdat! Yardım edin! Durdur arabayı, durdur. Yapacak bir şey yok, durdur. Önlerine geçip sağ şeritte durdurdular. Zeyno, gözünü seveyim. Ne yaparsan yap Cevdet abiden kurtulamazsın biliyorsun. Bizi yakma. Akıllı ol Zeyno. Zeyno, bana borçlusun, unutma. Ne borcu ya? Borcum falan yok sana. Öyle bir karşılaşma hiç olmadı, unuttun mu? Polisler hızlıca arabadan indiler. Kurtarın beni, imdat! İmdat, yardım edin, beni kaçırıyor bunlar. Sizi uyarmıştım. Kaçırdılar polisleri. Herkes dışarı çıksın, arabayı yasasın. Silahlarını çıkarıp Sinanlara doğrulttular. Zeyno elleri bağlı aşağıya indi. Sinan aşağı inip Zeyno'ya ters ters bakarak ellerini arabaya yasladı. Zeyno heyecan içinde korkuyla bakıyor. Kız Kulesi'nin arkasında Üsküdar semalarında gün batıyor. Boğaz Köprüsü'nün Avrupa ayağı. Restorandalar. Nerede kaldı acaba bu kız? Bir arasak mı, ne yapsak Sevinç? Boşuna beklemeyelim. Bence hiç aramaya gerek yok. Bu saate kadar gelmediyse zaten gelmez. Kalkalım gidelim en iyisi ya. Canım olur mu hiç öyle şey? Birazcık geç kaldı diye hemen gidilir mi? Hem Reyhan gelmese bile biz yemeğimizi yiyip öyle de kalkabiliriz değil mi? Doğru. Ama sen biraz gergin görünüyorsun dostum. Hayırdır? Bir problem varsa söyle. Öyle kasmaya gerek yok. Yok ya, bir problemim. Ama Sevince biraz kızgınım tabii. Bana mı? Niye? Evet. Yani bu yemek işini aceleye getirdin. Bana emrivaki yaptın. Kabul et. Ama hayatım, yani kötü bir şey mi bu? Kendine gelecek kurmak isteyen iki bekar insanı tanıştırmak istememin nesi kötü? Hem sevap bile sayılır ha? Senin için ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu tanıştırma işlerini hiç sevmem. Çünkü tanıştırırsın. İyi olur, Allah'tan bilirler. Kötü olur, senden benden bilirler, anlıyor musun? Yok be dostum. O kadar şey insanlar mıyız? Yani siz tanıştırır, aradan çekilirsiniz. Gerisi kızla bana kalmış. Ne anlaşırsak ne âlâ. Zaten geldik, buradayız.
tartışmanın alemi yok. Reyhan'ın da geleceği yok zaten. Öyle öyle şeylere meraklı bir kız değildir o. Çekingen bir kızdır. Çekingen Reyhan mı? Ben niye hiç görmedim onun o hallerini? Neyse neyse. Gelince görürüz zaten. Öyle değil mi dostum? Öyle dostum öyle. Tabii. Masar gergin, sağ sola bakınıyor. Sevinç açık yaka siyah bluzunun kenarını düzeltti. Süpersiniz hanım. Biz biraz daha bekleyeceğiz dostum. Masar Sabri'ye yan dönmüş, gözleri kapıda kaldı. İstanbul'un tarihi yerlerini gösteren büyük tablo menteş saatine bakarak oturuyor. Nerede kaldı bu embesil ya? Nerede? Ne salak var hep bizi bulur ya. Fincanını alıp içerken Bereli Parkalı fotoğrafçı koşarak geldi. Hı. Neredesin oğlum? İyi akşamlar. Fotoğrafları tabi ettirmemi istemiştiniz efendim. O bakımdan efendim. Gebertsene. Ver bakalım. Ver de şu Nail Usta'nın yavuklusu kimmiş bir görek. İyilik ve doğruluk timsali köfteci Nail Usta ha? Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Bakalım Nail Usta'nın. Eda ile yakından çekin fotoğraflarına bakıyor. Şaşkın diklendi. Oğlum bu ne? Ne oldu Menteş Bey? Ne demek ne oldu lan? Eda Karatepe bu. Eda köfteci Nail'in karısı salak. Bunu mu getirdin ne yapar? Defolma çık! Çık! Fotoğrafları yüzüne çarptı. Gerizekalısı. Demek boşanıyoruz diye dümen yapıp beni Tufa'ya düşürecektiniz ha? Boşanıyoruz diye millete haber salıp gizli gizli buluşuyorsunuz. Hepinizi mahvedeceğim. Dosyayı masaya çarptı, hızla tesbihini çekiyor. Mahvedeceğim ulan sizi. Mahvedeceğim. Hırsından doluyor. Gözleri irileşti. Kinle sağ sola bakıyor. Restoran, masa rahat. Sabri saatine bakıyor. Ya, acaba gelmeyecek mi gerçekten? Ben de şüpheye düştüm şimdi. Olur mu canım öyle geleceğim deyip gelmemek? Ne kadar ayıp. Bence de çok ayıp. Hatta büyük terbiyesizlik yani. Ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten buraya çok matah bir kız değil. Ya nereden baksan dökülüyor ya. Sabri dudak sarkıttı. Sen Reyhan'ı güzel bulmuyor musun? Yo. Yani şaşılardan hoşlanıyorsan ayrı bir şey tabii. Sabri şaşırdı. Neresi şaşı canım? Ben niye fark etmedim? Canım dikkatli bakarsan görünüyor yani bayağı şaşı ya. Ayrıca aramızda kalsın. Pasaklı bir kızdır yani. Yemek yapmayı bilmez, temizlik yapmayı bilmez. Benim alt kat komşum da oradan biliyorum ya. Sabri'cim ama Reyhan hamur işlerinde oldukça becerikli yani. Ya bırak Allah aşkına ya. Bir kek yapmayı biliyor o kadar. Başka bir numarası yok ya. Küfürbaz, kaba saba. Ya biz niye oturuyoruz ki? Kalkalım gidelim ya. Masar arkasına dönmüştü ki baka kaldı. Reyhan saçlarını arkasında topuzlamış merdivenlerden çıkıyor. Üzerinde gece mavisi diz kapağının bir karış üstünde biten bir elbise var. Göğüs ve etek kenarları dantelli, boynu tüm detayıyla transparan. Sevinç Masar'la Sabri'nin şaşkın bakışlarını merak edip arkasını döndü. Önüne kıvırarak attığı saçı yüzüne çarparken üçü de dumur olmuş Reyhan'a bakıyorlar. Reyhan yaklaşıp önlerinde durdu. Masar hayal kırıklığında gözlerini kaçırıyor. Sevinç şokta, Reyhan'ı böyle beklemiyor olsa gerek, beti benzi attı. Sabri aval aval bakıyor. Reyhan masadakilere bakarken anımsıyor. Ya benim en yakın arkadaşım Fahriye bile benim yanımda değil, beni yalnız bırakıyor. Çok kötü hissediyorum kendimi ya. Yavrum benim, yalnız falan değilsin. İyi ki de anlattın. Rahatladın mı biraz, daha iyi misin? Evet, rahatladım da. Ama en kötüsü de bak, ben her şeyi içime atıyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Ama Sevinç bir yandan üstüme geliyor. Masar bir yandan beni habire suçlayıp duruyor. Yani o kesin suçluluk psikolojisi, o ayrı. Evet, ben de aynı şeyi söylemiştim biraz önce ya bak. Neyin suçluluğu sence Eda abla? Ha? Nasıl yani, soruyor musunuz bunu hala? Hı? Gayet açık. O da hala seni çok seviyor. Hatta benim sezdiğim bu Masar sana kör kütük aşık. Hiç unutamamış.
Ay, sizin hiç aklınıza gelmedi mi bu yani? Ay çocuksunuz siz be. Evet. Ne evet? Evet yani düğün var cumartesi günü. Ne olacakmış? Kaç kişi gerçekten sevdiği kişiyle evleniyor zannediyorsunuz siz? Reyhan'la Ayşen bakıştılar. Aa! Kendinize gelin çocuklar. Kalk, 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 kalk. Yeter. Ne yapıyorsun? Sümüklü böcek gibi ağlıyorsun. Islattın orayı kız. Reyhan! Kurban rolüne hayır. Vazgeçmeyeceksin. O yemeğe de gideceksin. Ama Eda'la. Aması maması yok. Bir kere ben bu sevinci tanımam bilmem. Bana ne sevinçten? Ben seni tanırım. Anladın mı? Seni tanırım. Ben ne bu Ayşem'e benzerim, ne o Fahriye'ye benzerim. Anladın mı? Azıcık. Ya ben seni tanırım, seni bilirim yıllardır, öyle değil mi? Senin de sonuna kadar yanındayım. Seninle bu savaşa da girerim. Hatta hep beraber gireriz. Onlar bir kere bence kendileri kaşınmışlar. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Ayşem, sen gidiyorsun, makyaj malzemelerini çıkartıyorsun. Sonra ikimiz de gidiyoruz, gardıroplarımızı tarıyoruz. Bu kızı en fıstık gösterecek kıyafeti seçiyoruz. Anlaşıldı mı? Kızlar, kızlar, savaş baltalarınızı çıkarın. Haydi! Ayşem şaşıp kaldı. Eda elini havada sallıyor. Gerçekten gitmeli miyim ya? Aa, hala soruyor musun? Sen o yemeğe gideceksin. Parmaklarını sallıyor. Sen o yemeğe gideceksin. Kendini göstereceksin. Gerisini onlar düşünsün ya. Bir duygularını tartsınlar bakalım. Bir baksınlar bakalım. Odri meydan. Ayşem hala şaşkın. Vazgeçmek yok. Reyhan gaza geldi. Yaşlı gözlerle baş sallıyor. Tarık zamanı arkadaş. Ana döndü. Kendinden emin, mağrur yaklaşıyor masaya. Sabri baştan aşağı süzüyor. Mazhar bozuk gözlerini kaçırdı. Sevinç tutulmuş halde Sabri ayaklandı. Merhaba Reyhan. Sabri, Reyhan. Merhaba. Memnun oldum. Sevinç dilini yutmuş gibi gözünü Reyhan'dan alamıyor. Mazhar'la öylesine sıkıştılar. Sabri oturması için sandalyeye çekti. Teşekkür ederim. Reyhan kırıtıyor. Sevinç kıskançlıkla sararıp bozarıyor. Nezaketen zoraki gülümsedi. Mazhar başka taraflara bakar gibi başını çevirse de göz ucuyla Reyhan'ı süzüyor. Sabri Reyhan'ın içine düştü düşecek. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü. Camlı odada Sinan oturuyor. Polis bir bardak suyla içeri girip verdi. Zeyno dışarıda koridorda oturuyor. İfadesi alındı mı? İkisinin alındı. İkisi de arıyor şu anda. Antalya'dan avukat bekliyorlar. Hanımefendi siz yakınlarınıza haber verdiniz mi? Evet evet haber verdim. Onlar gelince ben gidebilirim değil mi? Evet tabii. Şikayetiniz işlem alındı bile. Geçmiş olsun. Tolgalar telaşla içeri girdi. Tolga? Zeyno. Koşup sarıldı. İyi misin? Bir zarar verdiler mi sana? Yok yok ben iyiyim ama sen iyi misin ya? Yüzüne bak. Hiç önemi yok gerçekten. Ya benim yüzümden oldu özür dilerim. Hiç önemli değil. Canım çok merak ettik seni. Aylin'le sonrasında da Metin'le sarıldılar. Ne kadar çabuk geldiniz böyle. Zaten peşinden Antalya'ya geliyorduk. Telefonda da söyledim ya. Buraya da çok yakındık. Ya gerçekten iyisin değil mi? Evet evet iyiyim ya. Çok sevindim geldiğiniz için. Çok sağ olun gerçekten. Ya geçmiş olsun diyelim o zaman. Hadi gidelim artık buradan. Zeyno. Sinan'ı çıkarttılar. Bu iş daha bitmedi. Yalvaracaksın bana. Sen de... Bu serseri de. Şşş artık hadi yürü. Aylin Zeyno'nun koluna girip kaçırır gibi çıkarttı. Metin yürü dedi Tolga'ya. İşte okuldan sonra da dediğim gibi... Babam olduğu gibi şirketi bana devretti. Bravo Sabricim. Bu gerçekten de şahane bir başarı hikayesi. Nezaketen şirince gülümsediler. Evet harika. Yani şirketi olduğundan iki kat daha büyüttüğüm için çok kısa sürede bu konuda pek mütevazi olamayacağım. İki kat mı? Aa ne kadar güzel. Gerçekten müthiş bir başarı hikayesiymiş. Biraz senden bahsedelim Reyhan. Bu güzelliğin arkasında ne gibi planlar yatıyor acaba? İşte okulu bitireceğim. Çünkü dondurmuştum. Onun dışında planım plansızlık. Anlamadım. Nasıl yani plansızlık? Şöyle söyleyeyim. Ben eskiden 5 yıllık, 10 yıllık böyle kalkınma planları yapardım. Ama baktım ki
olmuyor. Beceremiyorum plan işlerini. O yüzden saldım çayıra, Mevlam kayıra. Bir yandan da yemek yiyorlar. Hadi canım sen de. Böyle hayat mı olur? Doğru, olmaz. Evet, olmamalı bence de. Ben bu konuda Reyhan'a katılıyorum. Maslara dikkat kesildiler. Nasıl yani? Bazen hayat insanı hiç istemediği yerlere sürükleyebilir. Bir felaketin ortasında kalabilir insan. Sevinç de Reyhan da şaşkın dinliyor. Belki de yıkılmamak için esnek olmak en doğrusudur. Yansızca geçirebilmektir hayatını belki de. Kim bilir? Reyhan'ın yüzü asıldı. Bir saniye, bir saniye. Sen şimdi sırf muhabbet olsun diye bunları söylüyorsan hiç gereği yok yani bence. Muhabbet olsun diye mi? Yani sözlerin çok anlamsız geldi yani, çok klişe. Yok, bana öyle gelmedi. Ha, güzel. Kızları etkilemişsin. Bravo, bravo dostum. Devam et. Masar manidar gülümsedi. Benim canım müstakbel kocacığım. Kızların ilgisini hep üstüne çeker zaten. De ben onun ilgisini çekebilmek için bir sene boyunca nelerle uğraştım bir bilsen. Masada hava Reyhan için yine gerildi. Mahsar arada kaçamak Reyhan'ı zorluyor. Reyhan sinirleri bozuk suya uzandı. Sevinç hayran hayran Mahsar'ı süzerken Sabri ifrit olmuş kibirle bakıyor. Mahsar gözlerini kaçırdı. Ne olacak Eda'lı böyle? Yani bilmiyorum ki. Herhalde işte görüşüyoruz. Barışmayı düşünüyoruz filan deriz sonra. Ama önce Menteş'in hamlesini beklemek lazım. Evet evet kesinlikle. Evet. Önce bir görelim ne yapacak. Evet. Melda meyvelerle kapıda dinliyor. Canım o başkanı olabilir tabii ki o canım. Evet. Meyveler hazır. Aman aman aman. Dur dur düşermiş. Ay, sağ ol. Melda koltuğa kurulup yaslandı. Ben geldim diye mi sustunuz? Ne oldu çok mu gizli? Gideyim mi ben? Ne gizlisi Melda? Sen iyice paranoyak oldun ha. Allah Allah. Ömer'in sınavını konuşuyorduk. İşte Ayşem sınavı okudu mu, notlar belli mi falan diye. Uygun mudur sana? Ha, notlar, sınavlar tabii çok gizli konular aranızda fısır fısır. Al bakalım meyveyi. Elma mandalina. Öyle notlar. Efsun Hoca bakacak. Ha. Evet o okuyor, ben okumuyorum bu arada. Açıklanmadı daha, bakalım. Evet, öyle tarafsız. Artık. Bakalım ne yaptın? Bilmem, bakalım. Hey, hadi bakalım artık, al. Hadi. Bekleyeceğiz, al. Göreceğiz. Bakalım ne yaptın Ömer? Ver, ver. Bana da meyve ver. Bıçak da ver. Bu elma iyiymiş ha. Dağla, sen ne yaptın? Boşanma davasıyla ilgili bir gelişme var mı? Gün falan aldın mı? Öyle bir şey. Ne yaptın? Ayşen Melda'ya gıcık, sevimsiz diye Ömer'e döndü. Gün belli oldu olmasına Melda. Nereden aklına geldi şimdi senin bu soru? Allah Allah. Ama ben tekrar düşünüyorum biraz kendi kendime kalınca. Acaba fevri mi davrandım demeye başladım. Ha, anladım. Kararımı tekrar gözden geçireceğim. Anladım. Hayırlısı artık ya. Sağ ol. Ayşen bıçak uzattı. Sağ ol canım. Eda kestiği elmayı yerken Melda'ya bakıyor. Yemeğe başlamışlar. Mahsar ve Reyhan gergin, Sevinç mesafeli. Mahsar koltukta yan oturup kolunu arkalığına koydu. Ben sahi aklıma geldi ya. Eşin ne yapıyor Reyhan? Reyhan'ın gülüşü dondu. Sabri ve Sevinç de şokta. Gözleri açılıverdi, bakışıyorlar. Nasıl? Görüşebiliyor musun kendisini? Eşin? Eşin mi dedin? Evet. Reyhan evli sen bilmiyor musun? Sevinç Sabri ile göz göze geldi. Pardon ya ben şu an pot mu kırıyorum? Reyhan içerli nefes aldı. Sır mıydı bu Reyhan? Benim niye böyle bir şeyden haberim yok? Reyhan sen evli miydin? Yok canım Mansur espri yapıyor. Böyle önceden bir evrak kazası geçirdim de ben. Ama o halloldu. Geçti yani. Yani ben de onu soruyorum zaten. O evrak hatası düzeltildi mi diyorum yani. Hani o nikah masasında bırakıp gittiğin
delikanlıya ulaşabildim mi? Mazhar Reyhan Üzmen'in keyfinde. Gibisine. Ulaşmama gerek kalmadı çünkü dediğim gibi bir evrak kazasıydı sadece. Halloldu, geçti gitti. Bekarım. Sabriye tatlı tatlı gülümsedi. Sen de amma abarttın be dostum. Kız evrak hatası diyor işte, sen hala damat nerede falan diyorsun. İlahi Sevinç. Sevinç bozuntulu yutkundu. İlahi Sevinç mi? Bir dakika ya. Anlamadım ben. Yani Sevinç senin çok esprili bir kişilik olduğunu söylemişti de, yani bu mudur esprili kişilik? Yani kusura bakma dostum ama. Küçümser bir dudak büküp baş salladı. Anladım. Sen bana gülmüyorsun yani. Okey. Çok güzel. Bence gayet komik bir şey bu. Çünkü hatırlasana Serhat'a ulaşmak için nasıl uğraşmıştık, sonra ta Avustralyalardan çıkmıştı. Ne gülmüştük değil mi yani? Çok komikti. Sen niye her defasında Mazhar'ı savunuyorsun ki? Bırak da Sevinç savunsun. Savunuyor muyum? Sabri'cim, onlar çok eski dostlar. Yani bu konular hakkında benim pek bir bilgim olmayabilir. Normal. Kadın dayanışmasıyla zoraki gülümsediler. Hani böyle bazı tipler vardır. Böyle ortamdaki bütün kızlar böyle onunla ilgilensin falan isterler. Sen acaba öyle bir tip olabilir misin Mazhar? Ne diyorsun Sabri? Soruyorum Sevinç, medeni bir şekilde. Hayır yani tamam, seninle evlenecek anladık da neden sürekli Reyhan'la uğraşıyor? Hani bir şey varsa bilelim. Yo, uğraşmıyor. Uğraşıyor musun Mazhar? Yo. Sen nereden çıkardın bunu ya? Mazhar Sabri'ye bileniyor. Sabri hesap sorar bakışlarda, kulaklarına kadar kıpkırmızı. Reyhan huzursuz sallanıyor. Ben Mazhar'ı tanırım. O sadece ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Da sen niye biraz terssin Sabri'cim? Yani heyecandan herhalde. Sabri derin bir nefesle gözlerini Mazhar'a dikti. Ben kalkayım artık. Zaten gelmemeliydim. Bir dakika bekle ya. Bileğinden tutup oturttu. Daha tatlı söyleyeceğiz. Tatlımızı yiyelim, ben seni bırakırım. Bileğimi bırakır mısın? Pardon. Pardon. Mazhar'ın sinirler gerilmiş, patlama reddinde. Ne yapacağım sana soracağım. Kalkmasına mani, bileğini tuttu. Sana bırak dedi dostum. Mazhar suyu boca etti. Hepsi ayakta şoktalar. Reyhan allak bullak elini yüzünden çekip suçlu bir bakışla toparlandı. Çantasını aldığı gibi hızla uzaklaştı. Sevinç bir Mazhar'a, bir sinirinden şişen Sabri'ye bakıyor. Reyhan! Mazhar! Mazhar! Mazhar gitti ya. Beni bırakıp gitti. Nasıl ya? Bırak gitsin. Bilirim böyle tipleri. Bütün kızlar onlarla ilgilensin isterler. Zaten sana göre biri değildi Sevinç. Bir peçete falan var mı? Bir yardım etsen. Peçete. Sevinç ne yapacağının şaşkınlığında peçetelikten peçete alıp Sabri'nin yüzünü silmeye girişti. Yakasını, ceketini sildi. Gözünü çıkarıp silerken Sabri hoşlanmış, gevşeyerek sevgiyle gülümsemeye başladı. Sevinç'in gözü kapıda, aklı Mazhar'da. Temizlediği gözlüğünü geri taktı Sabri'nin uzun toparlak yüzüne. Sabri beğentili bakıyor. Sevinç farkında değil, kendi kaygılarıyla siliyor üstünü. Reyhan çantasını kolunun altına almış, boş ara sokakta koşturur gibi hızla yürüyor. Reyhan! Sokaktaki mekanlar kapalı, Reyhan. Mazhar peşinde. Yanından geçenlere çaktırmadan hızını yavaşlattı. Kesel, neyini bağırtıyorsun, koşturuyorsun arkandan? Reyhan sokak başında durdu. Reyhan yüzüne bakmıyor, içerli. Özür dilerim, geceni mahvettim. Sinirden dudaklarını sıkarken titriyor. Ya inan neden böyle yaptım bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ben biliyorum. Biliyor musun? Evet, biliyorum. Ama bunu senin fark etmen lazım, benim söylemem olmaz. Yani herif kendini beğenmiş, küstahın teki. Tamam, ben de kendimi kaybetmiş olabilirim ama yani... Hak etmedim Allah aşkına ya. Ya senin bileğine sıkması ne demek ya? Yok öyle şey. Ben masamdaki hanıma öyle davranılmasına müsaade edemem. Ayrıca sen niye geliyorsun? Hiç işte, aptallık. Hayır, özür dilerim, öyle demek istemedim. Tamam, okulda bana kızmış olabilirsin, seni haksız yere suçlamış olabilirim ama yine de gelmemeliydin. Reyhan derin bir nefes aldı. Neden gelmemeliydin Mazhar? Ha? Söylesene. Söyle.
Mazhar kaçırdığı gözleriyle dudaklarının içini ısırıyor. Reyhan cevap ver diye ısrarla başını sallıyor. Çünkü yani çünkü senin daha okulun bitmemiş. Yani Ne olmuş bitmemişse? Yani en azından bitmesini bekleyebilirdin. E ne öyle hemen alelacele tanışır tanışmaz böyle evlilik heveslisi gibi geliyorsun, tanışıyorsun. Yani tanışılır mı böyle herifle? Reyhan'ın gözleri dolu dolu, anlıyorum der gibi baş sallıyor. Bir süre göz göze kaldılar. Mazhar olayın etkisinde gibi imayı anlamazdan gelmeye çalışarak bocalamış, kan çanağı gözlerle bakıyor. Reyhan daha fazla dayanamadı. El kaldırıp çağırdı. Mazhar arkasını döndü. Taksilerden gelip onları geçince durdu. Reyhan Mazhar'a kararlı döndü. Haklısın Mazhar. Gelmekle hata yaptım. İyi geceler. Taksiye binmeden bir kez daha baktı Mazhar'a. Taksi uzaklaşırken Mazhar aklı karışık bocalayan bakışlarıyla ardından bakıyor. Loş kimsenin olmadığı sokağın salına soluna bakıp derin bir nefes verdi. Arkada kalan sokağa dönüp baktı. Omuzları düşmüş, bacaklarını aça aça yalpalayarak yürüdü. Fahriye evde, içi daralmış, yanındaki Sevinç'e bir şey demeden bakıyor. Sevinç, siyah geniş yakalı elbisesini çıkarmamış, boynunda taşlı kalın kolyesi. Yaşları damla damla dökülüyor. Kıvırcık, civciv, yapma kendine bunu ya. Mazhar neden bu kadar saçma davrandı ki Fahriye? Ya anlamıyorum ya. Sevinç'cim, senin bir suçun yok ki, kuşum yok. Sence Mazhar'ın suçu mu? Ya ben Reyhan'dan şüphelenirken Mazhar'ın mı ona karşı hisleri var Fahriye? Ne olur söyle. Canım bak. Ya bu yaşanmış bir şey. Ben buna cevap veremem ki. Yaşayan bilir. Yani sonuçta ne diyebilirim ki? Kuzum, sizin karşılıklı oturup sakin sakin bunu uzlaşarak konuşmanız şart. Şart yani. Reyhan'ın arkasından koşup gitti Fahriye. Beni orada bıraktı. Ben Sabri'ye bile rezil oldum, rezil. Sevinç elindeki buruşuk peçeteyle burnunu siliyor. Fahriye kapıya kalktı. Mazhar? Mazhar elini kapıya dayamış duruyor. Sevinç gözyaşlarını silip hırsla kapıya döndü. Fahriye afallamış, şaşkın bakışlarını suçlu suçlu kapıda duran Mazhar'dan çevirip salonda oturan Sevinç'e döndü. Kapkara denizin ardında kıyı ışıl ışıl, tarihi yarımadadaki camilerin ışıklı süliyetleri ihtişamıyla yansıyor. Mazhar Sevinç'le oturuyor. Sevinç kırgın, tavırlı. Mazhar sıkıntılı. Sevinç, kusura bakma. Yani nasıl çileden çıktım inan ben de anlayamadım. Sen beni orada yalnız bırakıp gittin Mazhar. Hayır Sevinç, öyle bir şey yok. Sen Reyhan'ın arkasından koşarak gittin. Koşmadın mı? Gittim ama hemen geri geldim. Geldiğimde sen de Sabri çıkıp gitmiştiniz. Ne yapsaydım Mazhar? Ne yapsaydım? Duramadım orada daha fazla. Sevinç, sana özür borçlu olduğum kadar Reyhan'a da ayıp ettim. Her şeyden önce benim eski arkadaşım, komşum. Yani o halde gecenin bir saati taksi beklemesini istemedim. Ne var bunda? Ha, onu taksiye bindirdikten sonra geri geldin yani. Evet öyle. Bir de arkadaşına gıcık olduğum için özür diledim. Ha, biz niye görmedik o zaman seni? Bilmiyorum. Denk gelmedik herhalde. Çünkü geldiğinde ben de sizi görmedim. Bak Mazhar. Son bir kez daha, bir daha hiç açılmamak üzere soruyorum. Ne olur bana gerçeği söyle, ne olur. 5 yıl sonra Reyhan'ı tekrar gördüğünde ona karşı olan hislerin yeniden mi canlandı? Öyle bir şey yok Sevinç, bunu kaç kez konuştuk seninle? Evet konuştuk ama. E tamam.
Sana kaç kere söyledim. Yani benim onun olan duygularım sadece kızgınlık. Tamam, söyledin ama... Aması maması yok. Tamam, belki onda zaman içinde kızgınlığım geçmiş olabilir, onu affetmiş olabilirim ama artık biz... Evet, biz... Biz derken bizden bahsetmiyorum yani. Reyhan ve ben artık... Ha pardon. Reyhan ve sen artık. Siz... Of. Biz... Kapı çalıyor. Tamam. Ben geliyorum hemen. Sevinç gözlerini silip toparlanarak kapıyı açtı. Reyhan. Sevinç'in gözü Mazhar'a kaydı. Mazhar dikkat kesildi. Ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım Sevinç. Sana söylemek istediğim şeyler var. Şu anda gerçekten hiç sırası değil. Fazla vaktini almayacağım. Buraya kadar sırf konuşmak için geldim. Sadece 2 dakika bekle ve dinle beni, tamam mı? Mazhar da salondan dinliyor. Ben olabildiğince açık konuşmaya çalışacağım çünkü... ...eğer öyle yapmazsam ömür boyu taşıyacağım bir yük olacak bu, biliyorum. Ne demek bu? Beni birileriyle tanıştırmana gerek yok. Sabri ile ilgili yani. Fahriye oda kapısında. Yani Sabri ya da bir başkası benim umurumda değil. Başkası derken? Sen rahat ol. Asla ben seninle rekabet etmedim. Yani böyle bir şeyde hiç niyetim olmadı. Benim Mazhar'a olan hislerim... Sevinç yan gözle Mazhar'a baktı. Benim Mazhar'a olan hislerim olmadığından değil. Aslında tam tersine. Yani sen şüphelenmekte haklıydın. Sevinç kapıya kolu dayalı, gözleri irileşti. Mazhar'ın gözleri yaş dolu, Fahriye pervaza dayanmış, dikkatle dinliyor. Onu seviyorum ben. Hem de eskisinden çok daha fazla. Ve derin. Reyhan, şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Şu an tam zamanı. Benim başka zamanım yok. Mazhar başı dik, elleri önünde üzgün oturuyor. Benim sevdiğim ölmüştü, belki biliyorsundur. Biliyorum. Hatta Mazhar'la terapide tanıştığınızı da biliyorum. İşte o ölmeden 2 gün önce bana demişti ki... ...sana ömür boyu bir mutluluk borçluyum demişti. Sonra da dönmemek üzere gitti. Meğer o bahsettiği mutluluk Mazhar'mış. Yani anlıyorsun değil mi? Nezih değilmiş. Ve ben sırf korktuğum için o ömür boyu sürecek mutluluğun Mazhar olduğunu anlayamadım. Ve çok büyük bir hata yaptım. Gittim. Şimdi çok geç. O seni seçti. Seni seviyor. Seninle evlenecek. Reyhan. Lütfen bölme. Bitirmemi bekle, tamam mı? Bak, ben gaddar bir insan değilim. Sen Mazhar'ı benim yapamadığımı yaptın. Bir sene boyunca ona emek verdin. Zor günlerinde onun yanında olan sendin, ben değildim. İşte bu yüzden sen kazandın. Mazhar başını sallayarak kapıya çevirdi. Ben kazandım. Evet. Sen kazandın. Zaferini doya doya yaşayabilirsin. Ama lütfen sen de yenilgimi onurumla hazmedebilmem için bana izin ver, olur mu? Beni birileriyle tanıştırmaya çalışma mesela. Rahatla artık. Beni bir tehdit olarak görmene gerek yok. Bitti. Mazhar ağlamamak için direniyor. Sevinç etkilenmiş. Fahriye odaya girdi. Yani söyleyeceklerim bitti. Bu kadar. İyi geceler. Aa.
ağırdan kapıyı kapattı. Kapı önünde bir süre kala kaldı. Basar sessiz çekingen Sevinç'e döndü. Rahatlamış, baş sallıyor. Tolga ile Zeyno sokakta. Eve geldik sayılır. Evet. Ya ama ben çok korkuyorum Tolga. Neden? Burası senin de evin sayılır artık. Ya ikinci kere o eve gelmemi istediğinden emin misin? Tabii ki de eminim. Bu saatten sonra seni tek başına bırakacağım mı sandın? Ayrıca senin götürmelerine izin verdim diye vicdan azabından ödüyorum az kalsın. Zeyno kaygılı. Ya yine gelebilirler. Ya seninle uğraşabilirler. Uğraşsınlar. Alem delikanlı görmüş olur. Fena mı? Bir şey soracağım. Eğer polisler arabayı durdurmasaydı, sen beni kurtarmak için Antalya'ya gelecek miydin? Tabii ki de. Ya ama hiç korkmuyor musun sana zarar vermelerinden? Korktum ama umursamadım. Korkarak yaşanmaz çünkü. Neyse hadi gidelim. Biraz dinleniriz yorgunuz ikimizle. Sen erkenden uyursun. Hem için rahat olsun. Ben bekleyeceğim gece. Ama ben de uyuyamam ki, sınava çalışmam lazım. Çalışırsın. Yani çalışırız. Ya biz bugünkü sınava giremedik. Ya senin bursuna bir şey olmasın. Hiçbir şey olmaz ya. Ayrıca sınavı hiç dert etme. Polisteki ifadelerimiz bir mazeret sınavı talep etmemize yeterli olur yani. Doğru. İyi o zaman. Ben de vicdan azabı çekmemiş olurum senin gibi. Çekme. Yan yana yürümeye devam ettiler. Zeyno samimi gülümsüyor. Hızlı zaman. Uçsuz bucaksız denizin üzerindeki bulutlar kayar gibi geçti. Gün ağrıyor. Haluk kantinde karton bardaktaki çayını karıştırıyor. Dalgın düşüncelerde, bakışları boşluğa takılı. Edip kolunu yaslamış, kasadan bakıyor. Reyhan binaya girdi. Kantinin önünü arkasını aranır gibi bakıp kasaya göz atarak başını kaldırarak döndü. Dışarıya çıktı. Gece yaptığı havalı topuzu bozulmamış. Edip elini yanağına koymuş, sırıtarak düşünüyor. Haluk masada dalgın çayını içmeye devam ediyor. Boş sınıf. Balık etli hoca kollarını bağlamış, aralarında yürürken iki yana yaslı sıralarda oturan Tolga ve Zeyno sınav oluyor. Arada birbirlerine bakıp gülümsüyorlar. Hoca cama kadar yürüyüp geri döndü. Tolga omzunun üzerinden hocaya bakıp kalemle kafasını kaşıyarak soruları çözüyor. Biraz yazıp biraz birbirlerine bakıyorlar. At kadın merdivenlerinden çıkıyorlar. Tarık üst kattan telefonuyla oynayarak inerken ara sahanlıkta karşılaştılar. Tolgalar oralı olmayıp yanından geçip yukarı yöneldiler. Merdivenin altına denk gelen yan diğer koridorda Reyhan sağına soluna bakarak yürüyor. Üzerine dökümlü bir elbise ve uzun ceket giymiş. Merdivenlere, yukarı, aşağı katlara merakla bakıyor. Koridordaki gençlerin arasından geçerken dönüp dönüp arkasına bakıyor. Fahriye sınıftan çıkarken karşılaştılar. Reyhan şirinlik yaparken Fahriye pas vermeden arkasını dönüp yürüdü. Reyhan peşinde. Fahriye ağırdan alıyorsa da yumuşamış. İyi de yani bu fotoğrafı çektiren Menteş'se niye hala bir hamle yapmadı? Ne bileyim, bir arar falan. Bilmiyoruz ki evladım adamın düşüncesini falan. Çünkü normal bir adam değil yani, baka. İyi de fotoğrafları çekeni gördüğünüzü biliyor. Tabii gördük canım. İkimiz de kabak gibi objektife baktık. O adam da bizi gördü, biz de onu gördük. Her şey ortada. Çok enteresan ya. Aslında bunu yapmak istiyor işte, kafa karışıklığı. Oyun oynadığınızı anladı bence, o da oyun oynuyor. Gerçekten.
Evet doğru olabilir, doğru söylüyor. Belki de böyle yani maksadı huzursuz etmek, tedirgin etme taktiği de gidiyor olabilir yani. Bakacağız, göreceğiz. Aman canım boş verin. Bundan sonra kimse bizi rahatsız edemez. Ayşem de gülüştüler. Bundan sonra mı? Ne oldu bundan sonra? Ne demek şimdi anlamadım. Hayır, çocuklarım sana çok güzel bir haberi var. Allah Allah. Öyle mi? E neymiş söyleyin. Söyleyin, söylesenize ya. Çatlatmayın seni. Allah Allah. Hadi hadi. İşle ilgili güzel gelişmeler var. Oh, işle ilgili mi? Hem de çok güzel gelişmeler, öyle böyle değil. Çok güzel. Allah Allah. E neymiş, ne güzel. Ya Akasyalar Holding'e ben bir teklif sunmuştum. Ya beni çok ciddiye almazlar dedim. Ama yine de hazırlandım. Tembellik etmedim, teklifi sundum. Hem de çok büyük bir holding. Öyle böyle değil yani. O kadar büyük ki herkes biliyor. Sen de biliyorsundur babacığım. Evet evet biliyorum canım, biliyorum. Tabii tabii. Ne olmuş işle ilgili, tamam. Teklifi sundum. Hı. 3 gün geçmeden beni aradılar. Teklifinizle ilgileniyoruz dediler. Hemen döndüler. Vay be. Çarşamba'da randevumuz var. Muhtemelen işi aldık. Oh. Vay 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 vay. Vallahi gurur duyuyorum seninle oğlum. Ne diyeyim ben sana? Baksana tüylerim diken diken oldu. Kulunu gösterdi. Ya ben de o kadar heyecanlandım ki söylediğinizden beri. Aslan oğlum benim ya. Senin zaten çok başarılı olacağını ben biliyordum, biliyor musun? Çok yıllar önce sezmiştim bunu. Sadece bu iş için söylemiyorum. Sen hangi işe elini atarsan at, mutlaka onun altından kalkacak güce ve enerjiye sahipsin. Aslan oğlum, gel seni bir alnından öpeyim, gel. Babacığım, gel. Masanın karşısından uzanıp başından çok öptü. Çok sevindim çocuklar ya. Teşekkürler babacığım. Bundan sonra ne Menteş, ne başkası bizim huzurumuzu kaçıramaz. Biz çok rahatız. Siz de rahat olun. Rahat. Nail yanında oturan Eda'ya kolunu atıp sarıldı. Ömer'le Ayşem sevgi dolu bakışıyor. Melda başını siyah şalla kapatıp gözlüklerini takmış. Bahçedeki çalılıklardan yürüyor. Mezarlıkların arasından geçip ellerini açmış dua eden Menteş'in arkasından yaklaştı. Menteş Bey. Menteş eliyle dur diye işaret edip duasına devam etti. Biten duasıyla yüzünü sıvazlayıp döndü. Tanıyormuş gibi bakıyor. Vay vay vay. Şu bizim bızdık Melda'ya bak sen ya. Geldin ha. Gel bakalım biraz konuşalım seninle. Konuşalım. Arada bir böyle mezarlık ziyareti iyidir Melda'cığım. Manevi anlamda insana huzur. Kimin ziyaret ettiği görünmüyor. Reyhan'la Fahriye fakültenin yemyeşil bahçesinde uzakta bir bank seçmiş oturuyorlar. Ben dün çok düşündüm. Sana bir özür borçluyum. Borçlu kalmak istemem kimseye. Reyhan bacakları birleşik elleri önünde mahcup. Saçmalama be. Ya saçmalama yani. Ne özür canım? Şapşallaşma. Olur öyle kankaların arasında tartışmalar, gerginlikler filan olabilir. Oluyor öyle vakalar canım. Evet oluyormuş. Ama yine de sana bir şey söyleyeceğim Farşiko. Ne söyleyeceksin kız? Söyle. Hatalı bir yola girdiğimde bana yanlış yolda olduğumu söyleyecek. Ve beni o yanlış yoldan çevirecek bir kankaya ihtiyacım var benim. Yani yanlış yaptığımı bile bile o yolda benimle yürüyecek birine değil. O yüzden dün söylediklerimi unut olur mu? Oh be. Vallahi billahi bütün bu kankanın şeylerini, kanunlarını ben irdelemekten... Vallahi billahi benim kafam gitti. Pusula mı şaştı? Yok yok şaşmasın. Ya çünkü doğru olan benim tarafımı tutmam değil, adil olmamdı. O yüzden böyle ben kızsam da, bağırsam da... Doğrucu davutluk yapmaktan vazgeçme, olur mu? Olmaz mı be? Ya... Sen benim canımsın be. Can dostumsun. Kız kardeşimsin benim ya. Hadi gel. Barışma sarılması gel. Barışma sarılması. Karşılıklı kollarını açıp sevgiyle kucaklaşıyorlar. Çocuk gibi şen sırtlarını sıvazlıyorlar. Yeşil yaprağın titrediği dallardan cılız kuru dallara geçti. Ömer'in evinin bahçesi. Hava güneşli. Bahçedeki ağaçların dallarına pembe, beyaz, turuncu kalın kurdeleler bağlanmış.
Verandanın üzeri pembe beyaz tüllerle şerit şerit süslenmiş. Ömer takım elbiseli, Ayşem ise uzun siyah elbisesiyle bahçede. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Küçük çocuklar ellerinde balonlarıyla koşturuyor. Üst merdivenlerden Tarık Ahmet iniyor. Geçin bakalım, aman, hadi geçin. Hocam. Merhaba Tarık. Ömer abi. Merhaba. Merhaba hocam. Biz de Ahmet'le böyle gelelim dedik takımımızı alıp. Yani Masar abiyle Sevinç hocanın bu mutlu gününü de yalnız bırakmayalım dedik. Evet, evet. Tamam, geçelim biz o zaman. Buyurun. Görüşürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Verandadakileri selamlayıp boş bir masaya geçtiler. Ayşem Ömer'in kravatını düzeltirken Eda, Nail ve Haluk'la aynı masada uzaktan imrenerek izliyor. Melda kıskanç, hazımsız, yüzünü üzdü. Oğlum, düğünün Ayşem hocalar dolması çok iyi olmuş ya. Herkes burada kardeşim, baksana. Arayı sıcak tutacaksın. Arayı iyi tutacaksın. Oğlum, bizim hocalarla arayı sıcak tutmaya ihtiyacımız mı var? Okul bizim be. Bir kere de hava yapma kanka ya. Ya bak, yemin ediyorum ben de zenginim bak. Benim de arabam var ama senin yanında pestil gibi eziliyorum ya. Ya tamam oğlum, tamam, uzatma, uzatma. Ben Zeynep için buradayım yani. Zaten o Ayşem hocalarda kalmıyor mu? Evet, Ayşem hocalarda kalıyordu. Masar'la Sevinç'in düğününden bana ne oğlum? Ne işin var benim burada? Oğlum, Zeynep burada kalıyorsa Klo da buradadır kesin. Ha? Klo? Ya, gerçekten tebrik ederim seni ya. Oğlum sen bu sabahları falan daha bir zeki oluyorsun ya, farkında mısın? Nerede? Ah, Tarıklar da gelmiş. Ay, her yerden çıkması olmaz ya, buraya kadar gelmiş. Ben geliyorum. Aylin heyecanlanarak yanlarına gitti. Metin sinirli. Güzel kızlar var. Bir dakika durmuyorsun. Bir dakika. Selam, ne haber? Ne zaman geldiniz? Oldu biraz. Gördün mü Ahmet? Kleopatra Hanımlar da buradaymış. Adım Aylin. Ama sen Kleopatra diyebilirsin. Bu hoşuma gider. Ya biliyoruz canım Aylin. Aylin adın ama yani Kleopatra sana hani öyle bir yakışıyor ki yani taşıyabiliyorsun kelimeyi. Onun için. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Şöyle diyeyim. Sizi atan rüzgarın aynısı bizi de buraya attı. Hatta o sizi buraya atan rüzgar bize fısıldadı. Dedi ki bize gidin, gidin. Güzeller orada dedi. Şakacı gündesin bakıyorum. Ya ben zaten hep şakacıyımdır ki, değil mi Ahmet? Yani şakacı, esprili, zeki, çevik, ahlaklı. Yani böyle bir kombinasyonum ben yani. Ben de, değil mi? Evet. Ciddiyim ben. Aylin bozulur gibi oldu. Şaka be, şaka yaptım ya. Şaka hemen. Sen sen. Kendini beğenmişsin ama yakışıyor bu sana. Yok canım, öyle deme yani şey, ben de utanıyorum. Şşş. Ne yapıyorsun oğlum? Ne var lan? Oğlum kime yazıyorsun sen, yemeğimi aldın. Ne oluyor? Hiçbir şey yok. Zeynep nerede? Burada. Arkayı dönüp gösterdi. Oh, seni gördüğüne pek hoşnut olduğunu söyleyemeyeceğim. Hadi. Gıcık serseri yine bu kızın yanında oğlum. Ne kızın yanında? Kız nerede, bu orada. Bunun ne işi var burada? Yani bunu Zeyno'ya sorsam daha iyi olur. Ya neyse boş verin. Nikahtan sonra nereye takılmak istiyorsunuz? Yani vallahi sen nerede takılıyorsan biz de orada takılıyoruz. Evet, evet. Yani sen de Zeyno'yu al. Böyle hep beraber bir yere gidelim ya. Bir şeyler yiyelim içelim. Ama yani lütfen artık rica edeceğim. Şu burslu tiplerle şöyle takılmayı kessin ya. Biraz gelsin bu taraf. O gelmez. Yani şey... Sınavları var, ders çalışması gerekiyor. Akşam erken uyuyacağını söylemişti. Annen ne zaman gelecek Tolga? Ya hala söyleyemedin değil mi? Söyleyemedim. Yarın akşam gelecek sanırım. Beraber söyleriz. Beraber. Hmm. Zeyno çekinceli, gerildi. Ben bir Reyhan ablaya bakayım. Tamam. Zeyno! Ya ne oluyor böyle? Yani bir selam vermek yok, bir merhaba demek yok. Ya, ne oldu, küs müyüz? Selam, görüşürüz. Hayır, ben bu kızın ilgisini niye çekemiyorum ya? Hayır, yani hiç mi güven vermiyorum ben bu kıza? Sen bugün çok güzel oldun, biliyor musun? Gerçekten mi? Saçın böyle bir elbiseyle olmuş mu? Ben elbiseye bakmıyorum ki. Elbiseyi taşıyana hayranım.
Ömer gözlerinin içine aşkla bakıyor. Bakma öyle gerçekten. Bugün Mazhar'la Sevinç'in günü, bizim günümüz değil. Masal nerede? Niye çıkmıyor? Baksana çocuklar oynuyor burada. Yukarıda odasında diğer çocuklarla birlikte. Üşütmesin diye. İyi yapmışsın. Ömer yanağını okşarken Ayşem çok mutlu. Canım benim. Merhaba. Heh. Nasılsın Ayşem? Merhaba. Ömer abi. İyidir. Biz de geçelim. Edip Nail'le sıkıştı. İyi Edipciğim, sen masalcığım bir derimin düğününü ihmal etmedin yani ha? Senin baban hasta değil miydi oğlum? Sen babanı yalnız mı bırakıp geldin? Ne yaptın sen? Abi Mazhar abinin düğünü olur da ben gelmez miyim ya? Altını mı bile aldım abi? Altını? Vay be. Helal olsun. Hakikaten ha, senin edin ne budun ne? Helal olsun ya. Ya ben dedim ama bak, dalgındır, şaşkındır falan ama hakikatli çocuktur. Ben hep söylerim ama. Mazhar abi nerede abi? Sahi sabahtan beri hiç görünmedi. Nerede Mazhar? Hazırlanıyor, gelir şimdi. Ha. Ömer, esas benim de aklıma geldi biliyor musun? Bir gün burada Elif Masal'ın da böyle nikahını yapacağız. Gelinlikler gidecek, şuradan böyle yürüyerek gelecek. Babacım diyecek, hoşça kal diyecek. Yok artık canım, daha erken, öyle şey olur mu ya? Böyle anasınınki gibi kara kara gözler, böyle gülen bir surat. Peşinde kovalayanı çok olacak, ben sana söyleyeyim. Sen yandın Ömerciğim bir de derim, yandın yani. Ya zaman dediğin öyle vurur diye geçer. Olacak olacak, o da anlayacak. Tabii canım, esas bak şimdi Masal üniversiteye başlayacak. Sen okula, üniversiteye kızını ziyarete gideceksin. Orada bütün milletin içerisinde hiç tanımadığın bir delikanlı kızına evlenme teklif edecek. Tabii canım, esas ondan sonra başlayacak her şey. Yok artık canım, öyle şey olur mu ya? Olmaz mı? Olur tabii. Nasıl oluyor bir şey? Veremez. Biz gördük. Canım biz Ayşem'le istisnayız ama farklı, bu farklı yani. Neyse. Su iç. Reyhan yatağında uzanmış, kitabı açık üstüne koymuş. Kulağında kulaklıklar, gözü boşlukta yatıyor. Mutluluğun Sırrı adlı kitabı tam ortasından kavramış. Zeyno odaya girdi. Reyhan abla? Reyhan kulaklık yüzünden duymuyor. Zeyno içeri girip kapıyı örttü. Üzerinde sarı, sırtı açık, belden bollaşan bir elbise. Boynunda mavi bir kolye var. Yeni fark etti. Ay Zeyno, ne kadar güzel olmuşsun. Ay teşekkür ederim. İyi misin sen? Merak ettim seni. İşte gördüğün gibi kötü değilim. Ya aslında bu akşam başka bir arkadaşımda kalabilirdim ama sonra boş ver dedim. Ha öyle ha böyle yani. Gerçekten iyi misin? İyiyim, iyiyim. Öyle kitap okuyorum, müzik dinliyorum falan. İyi geliyor. Hani aşağıda ne oldu umurumda değil. Ya peki sen ona söyleyebildin mi? Yani onu sevdiğini. Söylemedim. Yani anlamak istemeyen birine ne desem boş Zeyno. Yani şu ana kadar anlaması gerekiyordu zaten. Yani belki benim yüzüme bakınca anlıyordur ama bu bir şey değiştirmiyor artık. Yani onun için verdiği söz daha önemli. Zeyno ne diyeceğini bilemedi, üzülüyor. Yani sen öyle diyorsan. Ayşemlerin odası. Sevinç kabarık etekli gelinliğini giymiş, saçlarını yana atıp boncuklu bir taç ve duvakla süslemiş. Strapless yakasının ortası tüylü. Sevinç heyecanlı ve mutlu. Mazhar'a kaçamak bakışlar atarken Mazhar yanında gergin oturuyor. Ama şık bu da. Neydi bunun adı? Tarlatan. Sevinç. Sevinç bak buldum. Firkete burada. Aa, şunu da şöyle sabitleyelim. Başına taktı. Vallahi çok güzelsin kız. Bakayım. Oldu. Ayşem kapıyı aralayıp girdi. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hazırız. Çok sağ ol. Yok bir şeye ihtiyaç. Annem arıyor. Sevinç açmakta tereddüt etti. Alo anne. Evet evleniyorum ben birazdan. Teşekkür ederim ama burada olmalıydınız. Kalbimi çok kırdığınızı bilmeni istiyorum. Ben bir aşağı iniyorum. Yapılacak bir şey yok anne. Bu şekilde olması gerekiyordu. Hayır biz yazın orada.
da sizin istediğiniz gibi bir düğün yapacağız. Masar kapı dışında stresli dururken sol parmağındaki yüzüğe baktı. Babam hala kızgın mı bana? İnanmıyorum ya. Neden böyle çocuk gibi davranıyor? Sıkıntı içinde yürüyerek merdivenlerden indi. Melda yukarı çıkarken arada karşılaştılar. Süper oldu seni görmem. Süper mi? Nedir? Ne oldu? Hiç. Bir şey olmadı. Ya ben bir şeyler söylemek istiyorum da bir türlü yalnız yakalayamadım seni. Çok kalabalıksın. Hayırdır? Ya ben bu oynadığın yapbozun parçalarını birleştirdim de. Yapboz mu? Ne yapbozu? Gizli serveti olan eski borsacı ve şimdi filozof geçinen yeni kantincimiz. Çok iyi arkadaşı için tüm servetini harcamaya razıdır. Tam bunun için harekete geçer ki karşısında aşması gereken bir engel çıkar. Menteş Kirmen. Alemin delisi. Bu adam kahramanımıza bir şart koşar. Ya hemen evlenecektir ya da Menteş parayı kabul etmeyecektir. Bir dakika, bir dakika. Merdiven başına göz attı. Bu böyle pek tahmine benzemiyor. Bir tahminden daha fazlası gibi geldi bana. Ne oluyor Melda? Ha, ben sana sandığından daha zeki olduğumu söylemedim mi? Hayret. Aslında bütün parçalar ortada ve birleştirmek de çok basit. Ben yalnızca sadece bir şeyi anlamıyorum. Bu adam neden evlenmeni şart koşuyor sana? Çünkü bu parayı Ömer'i kurtarmak için değil, evlilikten kaçmak istediğim için verdiğimi sanıyor. Ve ona dostluğun hala var olduğunu kanıtlamamı istiyor. Oldu mu? Hah, oldu. Evet, şimdi oldu. Tek bir parça eksikti. Onu da şimdi sen tamamladın. Ömer'e hiçbir şey söylemeyeceksin. Çünkü eğer söylersen bu parayı kabul etmez. Bu düğünden sonra yarından itibaren Ömer'in sadece bana borcu olacak. Ama ben bu parayı istemeyeceğim. Anladık o kadarını. Süper hareket. Tamam, süper hareket ama çok acelecisin. Ne demek o? Masar, eğer bunun için evleniyorsan evlenme. Masar meraklandı. Nasıl yani? Bunların hiçbirine gerek yok. Ömer harika bir iş teklifi almak üzere. Akasyalar Holding kendisiyle görüşmek için sabırsızlanıyor. Sen ciddi misin? Gayet ciddiyim. Git kendisine sor. Masar aşağı inerken Melda arkasından manidar bir bakış takınıp trabzana dayandı. Reyhan bağdaş kurarak oturmuş Zeyno'nun elinden tutuyor. Umarım sen de çok mutlu olursun. Baban seni daha fazla zorlamaz. İnşallah. Ben gideyim o zaman. Hadi git, ben iyiyim, merak etme. Gülümseyerek Zeyno'yu gönderdi. Söylediği kadar değil, çıkar çıkmaz dudakları bükülüverdi ağlamaklı. Kulaklıklarını takıp kitabını açtı. Okumak istemeyerek iç çekip kapattı. Yeniden açıp bir daha kapattı. Sevinç oval boy aynasının karşısına gelinin yüz kısmının üzerinden eliyle geçti. Heyecandan ölebilirim. Yok ölme, ne gerek var, ölme canım. İyi o zaman hadi gidelim. Fazla heyecanlanmayalım, nikah memuru da gelecek hadi. Nasıl oldum ben? Ha Fahriye, güzel oldun mu? Beğendiniz mi? Doğruyu söyleyin bak, ne olur doğruyu söyleyin. Allah Allah kız, gelinin hiç çirkin olur mu? Yani tarihte böyle bir hikaye mi var Allah'ın aşkına ya? Gevşe biraz, rahatla. Haydi, hadi, hadi, hadi bakalım. Gevşeyim. Ben bir konuşma hazırladım, size onu okuyayım mı? Tabii oku, gel. Nikahtan önce okumak istiyorum. Masar'ı ne kadar sevdiğimi herkes bilsin istiyorum. Eteklerinden tutarak çıkardılar. Benim kız da dana kadar oldu. Evlenme çağına geldi Ömer'cim bile derim.
Yarın öbür gün onu istemeye gelirler artık. Ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde sopayla böyle önüme katıp bütün günün müdür ne varsa kovalar gönderirim artık. Öyle gerginim yani Ömerciğim birader. Yok abi artık daha neler, öyle şey olur mu ya? Yok yok. Ömer cebinden telefonunu çıkardı. Benim bunu bir açmam lazım. Bir saniye. Alo. Evet dinliyorum, buyurun. Anlamadım. Ne, nasıl? İyi de. Siz şimdi böyle söylüyorsanız zaten bana söyleyecek bir şey kalmıyor. İyi günler. Ömer betbeniz atıp yüzü asılarak masaya döndü. Hayda. Ne oldu Ömerciğim birader? Kötü bir haber mi geldi? Ne oldu? Betim benzin attı, bir canı sıkıldım. Ne oldu? Ne oldu? Bir aksilik mi var? Ne oldu? İşte ilgili abi. Hiç iyi değil haberler. Yapma ya. Ömer. Ben daha bir şeyler söyledi. Bu hafta bir görüşmem varmış galiba Akasya Holding'le, doğru mu? Tam üstüne bastın abi. Şimdi aradılar. İş iptal. Hadi canım. Neden böyle bir şey oldu ben anlamıyorum ya. Üzüldüm bak şimdi ya. Sevinmiştim senin adına. Peki ne olmuş? Başkasıyla mı anlaşmışlar? Dert ne yani? Bilmiyorum. Herhalde. Bilmiyorum. Melda dışarı çıkıp Ömer'in üzüntülü haline meraklı yaklaştı. Ömer? Ne oldu? Niye suratın sık? Çarşamba günkü toplantımız iptal. Nasıl iptal? İş iptal. Neyse sen üzme kendini kardeşim. Senin önün açık. Bugün olmasa yarın bir şey çıkacaktır, göreceksin. Sağ ol. Sevinç dışarı çıktı. Nasar, hayatım. Canım. Ay, her şey yolunda mı? Yolunda. Yolunda. Öyle heyecanlıyım ki. Yav Reho, sen iyi misin gerçekten ya? Ya iyiyim. Ya merak etme, kendimi köprülerden atacak değilim. Sadece kalbim yanıyor. Bir de kışın ortasında yağmurun altında kalan küçük kibritçi kız gibi hissediyorum. Ama bunu da aşacağım yani. Güçlü olmaktan başka çarem yok. Zaten güçlüyüm ben. Yani eğer istersen seninle burada otururum ben. De hani Sevinç'in gönlü olsun diye nikahta bir 5 dakika dururum. Ondan sonra gelirim ben senin yanına. Ha ne dersin? Yok, olmaz var ya gerçekten. Ya ben kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Bana iyi geliyor, merak etme. Hadi sen in aşağı. Ev arkadaşının da sana ihtiyacı var. Ya sonra belki ben gelirim. Ha aşağı. Yok gelmem. Tamam tamam deli arkadaşım, tamam. Sen otur. Ama bak. Geri geleceğim ama, tamam mı? İyi ol. Fahri isteksizce dışarı çıktı. Reyhan için endişeli. Reyhan arkaya doğru kendini atıp yattı. Gözleri tavanda dolaşıyor. Melda hızlıca telefonun başına geldi. Masada çeşit çeşit kanepeler ve içecekler dolu. Alo. Nasıl böyle bir hata yapabilirsiniz? Akasyalar Holding'in yarın araması gerekiyordu. Biz böyle konuşmadık sizinle. Bana bak. Sen bana neyin hesabını soruyorsun kızım? Burada oyunun kurallarını ben koyuyorum. Sen de benim küçük bir piyonumsun. Bunu sakın unutma. Ama düğün iptal olabilir de. Bakın anlamıyorsunuz. Ya sen de bunu mu derginiyorsun Allah aşkına? İptal olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Yani. Bana ne? Ayrıca ben o damat bozuntusunun parasını kabul edecek kadar salak değilim. Yarın gelsin. Vazgeçtiklerim olur biter. Maksat zaten işi yokuşa sürmekti. Ha öyle mi? Peki. Anladım. Melda huzursuz telefonu bıraktı. Vay be. Ulan bu salak bayağı ciddi ciddi evleniyor. Vay canına.
Recu! Yürü Menteş Bey. Yakaladın mı la büyük balığı? Recai Deniz'den oltayı kuvvetlice çekiyor. Reyhan yatakta. Huzursuzlanarak doğruldu ama kalkmadı. Yatağın ucunda oturup kaldı. Kalkıp kapıya yönelirken kararsız bocalayarak duraksadı. Pantolonunun kenarını kıvırarak bir daha düşünüp geri oturdu. Kapı kolundan tutup dışarıyı dinleyerek yavaşça açtı. Koridora bakınarak çıkıp kapıyı örttü. Merdiven boşluğundan aşağıyı kontrol edip küçük adımlarla iniyor. Alt kata bakarak tuvaletin kapısını yavaştan aralayıp girdi. Kapıyı kapatıp lavaboya ellerini yasladı. Aynadan kendisine bakıyor. Toparlanıp başını dik tutarak kendine gelmeye çalışıyor. Üzgün göz ucuyla kapıya bakıp önüne döndü. Kıvırcık saçları kareli yeşil gömleğinin üzerine düşüyor. Hala cesaretsiz. Tekrar omuzlarını diklendirdi, derin bir nefes boşalttı. Metinlerin de aralarında olduğu kalabalık bekleyiş içinde. Edip Tarıklarla ön masalardan birinde sohbette. Ah nikah memuru, hoş geldiniz. Ayşe, nikah memuru geldi. Ah, hadi hava kararmadan. Hayır, buyurun, buyurun memur bey. Hadi buyurun, buyurun bu tarafa. Kafan karıştı. Hadi toparlan, hadi. Nikah memuru cübbesini giyiyor. Masa nerede? Hadi bakalım, hadi. Masa? Sevinç korkarak etrafına bakınıyor. Tabii tabii, oturun siz. Şey yaparız. Telaş basmış, korkulu nikah memuruna baktı. Mazhar alt kattan çıkıp tuvaletin kapısını açmaya çalıştı. Pardon, boşlandım. Kapıya bakıp tıklattı. Dolu mu? Kapıda Reyhan'ı görünce yüzü geriliverdi. Doluydu ama şimdi boş girebiliriz. Reyhan? Reyhan zoraki gülümsüyor. Ben senin evde olduğunu bilmiyordum. Evde değilim ki zaten. Yani öyle göründüğüne bakma, değilim aslında. Yani burada ya da başka bir yerde olmamın bir anlamı yok artık. Ben de kulaklıklarımı taktım, odamda öyle oturuyorum rahat rahat. Peki. Anladım. Tamam, görüşürüz. Reyhan. Salona doğru yürürken durdu. Bana mutluluklar dilemeyecek misin? Reyhan canı yanar gibi gözlerini yumdu, tutuk, yutkundu. Gözleri dolu dolu. Kendini toparlayıp arkasını döndü. Buruk kinayeyle hafiften gülümsüyor. Zeyno mutfağa geldi. Garson kız tezgahta servis hazırlıyor. Zeyno, ya bir dakikan alabilir miyim seni? Ya Tarık, senden kaçmaya çalışıyorum. Niye anlamıyorsun? Niye ısrarla konuşmak istiyorsun? Bak, dur. Sadece bir dakika. Lütfen. Ama sadece bir dakika. Tamam. Bak, okulda benimle ilgili böyle çeşitli dedikodular geldiğini biliyorum. Yok çapkındır, yok bilmem nedir. Sen de çok ciddi bir kızsın. Bunu da biliyorum. Ve bu yüzden ben de seni çok ciddiye alıyorum. Hislerimde gayet ciddiyim. Nasıl yani ciddiysin? Anlamıyorum. Basbayağı ciddiyim. Zeyno, okulun ilk gününden beri ben seni seyrediyorum. Yani kendime yakın buluyorum. Sen benim hayallerimdeki kadınsın. Ama sen benim hayallerimin pek yakınından geçmiyorsun. Geçebilirim. Ya anlamadım. Peki, tamam anlamadın. Peki ben çok net bir şekilde anlatıyorum sana. Bak, eğer istiyorsan şu dakika, şu saniye seninle evlenebilirim. Gerçekten. Ya niye gülüyorsun? Çok ciddiyim. Peki.
Tarık gergin, kendini topladı. Zeyno, benimle ilgilenir misin? Zeyno tebessüm etti. Ya sen hiç böyle bir teklif yapmamışsın gibi yapsak bence en iyisi olacak. Ben kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Sen beni niye ciddiye almıyorsun? Gerçekten niye ciddiye almıyorsun? Ne yapmam gerekiyor ya? Amına mı kalkayım? Ya seni ciddiye almakla bir alakası yok. Ben seninle evlenemem. Çünkü ben zaten evliyim. Allak bullak oldu. Evli misin? Evet, evliyim ben. Niye uğradığının şaşkınlığında. Ama sen kimle evlisin? Tolga geldi. Zeyno, nikah başlayacak. Tamam, geliyorum. İşte onunla evliyim. Görüşürüz. Tarık nasıl yani diye donmuş arkalarından baka kaldı. Mutfağın önü. Reyhan elini birbiri içine bastırarak gergin Mazhar'a yaklaştı. Göz gözeler. Demek ki böyle olması gerekiyormuş Mazhar. Yani başka söyleyecek bir söz kalmadı. Ben seni tabii ki mutlu olmanı çok isterim. Hayatım boyunca çok önemli bir yerin olacak. Benim için çok değerli olduğunu unutma, olur mu? Gözlerinden yaşlar süzülürken Mazhar bakmaktan kaçıyor. Sen de benim için çok değerlisin. Sen de unutma. Senin için değerli olsun. Ne dedin? Ne? Yok, bir şey demedim ya, boş konuştum. Ya hadi in artık aşağı, herkes seni bekliyor. Reyhan, şüphen mi var? Ya yok bir şey dedim. Yani artık ne önemi var ki? Cebinden Reyhan'ın eldivenini çıkardı. Ha? Bunu hatırladın mı? Reyhan aldı elinden. Benim eldivenimin tekiydi. Sende ne iş var? Burada mı buldun? 3 gün önce ben bunu kantinde buldum. Sana verecektim. Ama veremedim. Yanımdan ayıramadım. Sanki senin bir parçanmış gibi. Ne yap, ben bir söz verdim. Ya Sevinç'in bir yıldır vermiş olduğu emeğe sırtımı dönemem ben. Zamanında geçmişte yapmış olduğumuz hataların bedelini ona ödetemeyiz. Anlıyorsun değil mi beni? Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ha işte, beni bağışla. Sen de beni bağışla. Tamam. Çok mutlu olur mu? Söz. Sen de çok mutlu ol, tamam? Reyhan buruk başını salladı. Söz. Hoşça kal. Hoşça kal. Mazhar bakışlarını etrafta dolaştırıp Reyhan'dan kaçırdı. Reyhan da aynı durumda, dayanamayıp döndü. Başkasını. Aralarında birkaç metre mesafe, sırtları, bakışları dönük duruyorlar. Mazhar tuvalet kapısı önünde, Reyhan salona dönük. Reyhan gözlerini sıkıca kapatmış, ağlamamaya çalışırken Mazhar kapı pervazına dayandı. Reyhan yapma der gibi başını sallayarak ağlıyor. Mazhar karşısındaki aynadan kendine bakıyor. Reyhan arkası dönük uzağında. Aynadan başı yansıyor. Dayanamayıp geri dönerken Reyhan da arkasını döndü. Birbirlerine koşup sıkıca sımsıkı sarıldılar. Birbirlerinin sırtlarını sıvazlayarak dokunuyorlar. Gözlerinden yaşlar akıyor. Birbirlerinin kokusunu içine çekiyorlar.
Masar öpüp ayrıldı. Reyhan yanağını okşuyor. Ben sensiz ne yapacağım? Ben sensiz... Ben senden ayrılamam Reyhan. Yanağından öptü. Masar. Masar öperken Reyhan yüzünü tuttu. Biz beraber olamayız. Olamayız, tamam mı? Ben başkasıyla olamam ki. Reyhan'ı kendine çekip yeniden sarıldı. Saçlarından öpüp boynunu kokluyor. Reyhan zorlayarak geri çekildi. Başlarını birbirine yaslayıp gözlerini yumdular. Masar saçlarından tutup alnından öptü. Dayanamadan yeniden sarıldılar. Sevinç alt kattan elinde çiçek buketi eteklerini kaldırmış çıkıyor. Orta sahanlığa gelmişti ki dondu kaldı. Gözlerine inanamıyor gibi hayal kırıklığında gözlerini kırpıştırdı. Sıkıca sarılmışlar. Masar sırtını sıvazlıyor. Sevinç dolan gözleriyle neye uğradığının şaşkınlığında bir şey diyecek gibi sözcükleri dudaklarında kaldı. Sesi çıkmıyor. Masar. Birbirlerinden ayrıldılar. Sevinç Reyhan'a bakıyor. Yakalanmışlığın telaşı ve kaygısıyla Sevinç'e döndüler. Sevinç tuttuğu eteklerini bıraktı. Masar Reyhan'la bakışıp bir şey diyemeyerek Sevinç'e döndü. An üst yönünde dondu. 74. bölüm sonu. Yönetmen Levent Türkan. Bu dizinin betimlemesi BSK Yapım tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org. Ses betimleme metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Melisa Koçak, Feride Tezcan, Nuray Ünal. İşaret dili Oya Tanyeri. Kontroller Zerrin Yılmaz, Deniz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik yapım Murat Özçelik, Emre Çırak, Derya Kuvvetli. Yapımcı Çağrı Bingüller, Başak Bingüller. www.benibölesev.tv www.bskyapım.com facebook.com/benibölesevtv twitter.com/benibölesevtv Orhan Gencebay'a sonsuz teşekkürler yazdı. Ömer, Alper Saldıran, Ayşem Zeynep Çamcı, Zeyno Eda Ece, Tolga Ozan Osmanpaşaoğlu, Masar Umut Kurt, Reyhan Burcu Altın, Fahriye Bala Ataberk, Haluk Erdem Akakçı, Tarık Can Sipahi, Aylin Gülden Dudarık, Melda Mine Kılıç, Metin Deniz Gürzumar, Edip Eren Kurtel, Sevinç Özge Özyalçın, Ayça Aslı Bekiroğlu, Ahmet Onur Selmik, Nail Güven Kıraç, Eda Selen Uçer, Mentiş Zafer Algöz, Senaryo Hakan Haksun, Müjgan Kayserili, Müzik Günay Uysal, Bölüm Oyuncuları Ufuk'tan Altunkaya, Canberk Kuzu, Murat Akdağ, İknur Külahlıoğlu, Irmak Dinçsan. Bu dizi TRT1 tarafından BSK yapıma yaptırılmıştır 2014.